أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عيسى عليه السلام. قياش پیچکی yüzlenden idi. Şamallar olma ve portakal çiçeklerinin kuş bıraklarını uçurup etrafı yaydı. Çiçeklerinin hoş yedi. Şamallar bilen birlikte Meryem'nin namazgahının derizlerden kirip ihlas bilen üntünsüz namaz kılavatkan kızcak Meryem'nin etrafını kapladı. Meryem bir dilli havanın kuş bırak bilen tolkallıkını his kıldı. O tabiyetinin haberine külümsirdi de tekrar Allah'a şükür kılıp ihlas bilen namazını devamlaştırdı. Tuyuksuz namazgahının penceresine bir torgay gelip kondu. Torgay kün tarafına karab tumuşkını yegiz götürüp kanatlarını açtı. Ve öl bulup ketken tüklerini kurutuş için silkindi. Bu silkinişten çaçırağan uşak su tamcıları Meryem'e bir dilla mescidinin teşideki iki koram taşının arsıda özken gülgü su kuymağallıkını, su kuyuşunu unutup kalgallıkını esige saldı. Meryem namazını tüketip, gülgü su kuyuş için ucursuzun çıkaydı turuşuğa, periştiler onunla mındakta hitap kıldı. Ey Meryem, Allah hakikaten seni bütün ayallar işçiden talladı. Seni pak kıldı. Seni bütün cahan ayallarıdan artık kıldı. Sürü Al-İmran 42. ayet. Meryem çocuk cahide tohtap kaldı. Ocura perişlerinin sözü bilen şundak yorup ketti ki koyaş onun yanında. Goya aciz şanının nuru dek körnetti. Meryem bu küllerde ruhi ve cismede bir özgürüş buluvatkallığını his kılganıydı. Özünü körüş için eynek yok bulsun mu? Lekin o çıraydaki yaş kızlarla has kızıllıkının oranını tehemi pak ve tehemi sap İsil bir rangning egalligi kelgini teni ojizlab judab ketgan bo'lsa-mu o'zida alohida ruhiy kuch paydo bo'layotganligini his qilayotdi. Teni ojizlashgan siri ruhiy kuchi ishiyotdi. Bu sizim uni ham kichik pil ham g'ururlik qildi. Uni ojiz simmisiga yuklangan mas'uliyat qo'rqinchisi qopladi. Parishtalar aytdi: Ey Meryem, Allah hakikaten seni bütün ayollar işinden talladı. Seni pak kıldı. Seni bütün cahan ayollarından artık kıldı. Sürü Al-İmran 42. ayet. Meryem bu sözlerden Allah'ın özünü tallığalıkını, paklığalıkını ve şu zamandaki barlık ayollardan üstün kılgalıkını çendi. Bu üstünlük İnsan yaratılgandan tartıp, ta ki kıyamet günü gücü bulgan barlık ayollardan üstün buluşunu ifadeleydi. Perişler yeni mundak dedi. Ey Meryem, perverdiği arangış taat kıl, secde kıl ve ruku kılgıçlar bilen bille ruku kıl. Sürü Al-İmran 42. ayet. Hoş haberdin kiyinki buyruk, Allah'a bulgan ihlasını, secdesini ve rukusunu aşırattı. Meryem gülünü unuttu, namazını kaydı başladı. O, hem de özünü küçük, aciz ve namazgahtı yalğız deyip his kılmaydı. Özünün kün nuru içinde saklanı atkallığını, çaşlarının etiz kıllardaki ösümlüklerdek meyin yelpini atkallığını his kıldı. Olma derehlerinin dımağını gıdıklıgıcı pıraklarını sezgen halda, dünyadaki iştahatmen balalarının köz yaşlardak yaş töküp namaz okuvatkan da, közdürdün çoğun bir yaş tamçısının domula düşkelliğini his kıldı. Onun bir tamçı köz yeşi kişiye sütünün lezzetli temini, baharının ıllık şamalını ve insan azabının hasretini his kıldırattı.
Meryem köngli de yakında çoğun bir vaka yüz bir dağallıkını sezdi. Bunu neç gündün beri az dolu sezip kilovatkan bolsumu bugünküdek inek hes kılmağanıydı. Kömüş tahtı oldurgan ayının etrafı da süttek ak bulutlar üzüp yürüttü. Meryem namaz okuyu verip yerin keçi bolgallıkını sezmeyi kaldı. Namazını tüketkendin kin yadığa gül yeni geldi. Çilekke azırak su ilip gül soğuruş çıktı. Gül mescidinin bir neçe kadem nerisindeki iki taşının arzıda üzgen idi. Bu yerge hiç kim barmaydı ve yakınlaşmaydı. Çünkü o yer Meryem'in namaz ve ibadet kılış için ayrılgan idi. Meryem gülgü sokuydu. Ondan çilekini yerge koyup, iki keçide bir hessi uzurgan gülgü dikkat bilen kardı. Meryem uçtumtut, yakınlı yerde tohtuğan ayak tivişini anladı. Bu menavatkan ayak tivişi emesiydi. Bu şeğıllarının, kumlarının ve tıfıraklının üstüde durgan ayakının tivişiydi. Meryem özünün yalğız ikenliğini hes kılıp korktu. Etrafını dikkat bilen küzetken bolsumu hiç nerse görünmedi. Arkadılla parlığan nur bilen onun nerede turğanlığını gördü. Meryem çöçüp beşini eğdi. Bu ahval onunla acayip bir çüştek bilindi. Goya özü oyunun nuru içinde turğandak idi. Ama bu çüş emesiydi. Meryem öz özüge, o yerde turgan kimdi? Dep sordu. Onun Meryem'e şundak bir karışı, Meryem'nin könlüge endiş saldı. Çırayı natonuş bulup, Meryem onu burun körüp bakmağanıydı. Pişanesi oydunlu parkırak idi. Közleri sürlük görünsümü, çırayıdın mulayınlık çıkıp durattı. Meryem onunla karıydı, onun yüzü milyonlarca yıldın biri Allah'ı ibadet kılığan kişinin şereflik yüzü de köründü. Meryem öz özüge onun kimliğini sordu. Natonuş kişi Meryem'in oylukallarını bilgendek, "Esselamu aleyki Meryem," dedi. Meryem bunun bir insan avazı geldiğini sezdi. O salamı cevap kaydırmayla, "Ben hakikaten merhametlik Allah sığınıp, senin çıkılışından panah dileyim. Eğer sen takvadar bulsan, bana çıkılmayın," dedi. Sürü Meryem 18. ayet. Meryem Allah'tan panah diledi. Onu Allah'ını tanıyan ve takvadar ya ki emesliğini soruyordu. O yerde turgan kişi, yani Cibril, illik külümsürgen halda, "Ben sana bir oğul beriş için evetilgen perverdigarının elçisimen," dedi. Sür Meryem 19. ayet. Natonuş kişinin sözü tüvişigile, o yer kün nurugu mu, ay nurugu mu, şam yorugu, ya ki otku mu okşamaydıgan bir nur bilen yorudu. O nur Meryem'nin etrafını ta ki ufuk kaplıgan ve "Ben Allah'ın sana evetken elçisimen" degen söz Meryem'nin beşi de aylanğan halda huddi yiyilvatkan kanatları dek o yerde turgan kişinin etrafının parlavatattı. "Ah, bu periştilerinin katısı Ruhul Emin Cibril aleyhisselam idi. O Meryem'nin aldığı bir insan sürtüdü kelgen idi." Meryem hayacallanıp titreyen halde beşini köterdi. Ruhul Emin insan sürtü de aldı da turattı. Meryem onun peşanısının parlaklığını, yüzünün süzüklükini ve gözünün sürlüklükini es kıldı. Onun da milyonlarca yıl Allah'ı ibadet kılgan kişinin şerefi var idi. Turupla onun sözünün kinki kısmı, yani ahırkı kısmı isige geldi.
O özünün perverdigarının elçisi geldiğini, onun pak bir oğul ata kılış için kelgeldiğini eytkanıydı. Meryem özünün tehi kız geldiğini, özüge hiç kandak kişinin kolu tekme geldiğini, yatlık bolmağalıkını, hiç kandak kişiye yakınlaşmağalıkını oyledi. Yatlık bolmayı durup balı tuğuş mümkün mü? Bunlarını oylayan Meryem, ruhul emine mundak dedi. Bana kişi yakınlaşmağın tursa, ben pahiş kılmağın tursam, kandak mı benim oğul balam bolsun? Sürü Meryem, 20. ayet. Cibril, emeliyat sen deyendek dur. Lekin perverdigarın eytti, o bana asandır. Onu kişilerge kudurtumuzunu körstüdüğün delil ve biz tereptin bolgan merhamet kıldık. Bu takdir kılınıp bolgan iştir. Sürü Meryem 21. ayet. Meryem'nin aklı ruhul eminin sözlerini kabul kıldı. O Meryem'ge bunun Allah'ın işi işgeliğini eğitken emez miydi? Allah halısa her nersi bulunduğun tursa onunla hiçbir insanın kolu tekmeyi durup balı tuğuşu galitlik mi? Ulu Allah o adamını tehe erkek ya ki ayal yok çağda otsiz onsiz yaratkan. Havvani o adamdın yaratkan. Yani onunu ayalsız erkektin yaratkan idi. Emdi Meryem'nin oğlunu mu dadısız yani ersiz ayaldın yaratmak istedi. Adette insanın er ve ayalının yaratılışı, insanın ata ve anısının buluşu normaldir. Ama mucize Allah'ın haişi bilen vücut fikirdir. Cibril tekrar mundak dedi. Allah sana atının vasıtasız Allah'ın bir kelimesinden türelgen bir buvak bilen hoş haber verdi ki onun ismi Mesih Meryem oğlu İsa'dır. O dünya ve ahirette abruyluk ve Allah'ı yıkıllardın buludu. O büştü mü, yani buvaklık çıktı mı, otur yaş bulgandı mı, kişilerge peygamberlerinin sözünü sözleydi. Ve takvadarlıkta kamül, yakşı ademlerden buludu. Sürü Ali İmran 45 ve 46. ayetler. Tehi hamıldar bulmayı turupla, oğlunun ismini anlayan Meryem, tehimi kattık çözüdü. Onun Allah'ın ve insanların yine de şereflik abroy buluduğallıkını, abroyluk buluduğallıkını, şereflik abroyluk buluduğallıkını, bu vakit çıkıdı mı, çoğun bulganıdı mı, insanlar bilen sözleşi doğallıkını bilgeniydi. Meryem, yani başka sual soruş için, İğiz acayi dep turuşuğa ruhul emin kolunu götürüp havanı Meryem terepki ittirdi. Hava, Meryem burun körüp bakmağan bir nur bilen yorugan haldı keldi. Bu nur Meryem'nin vücuduğu kirip bir demdila onun içiki toldu. Meryem başka sual soruğuca Cibril cimcetli gayip bolgan idi. Soğuk şamal çıkıp Meryem'e titrek oğlaştı. Hıddi, aklını yoktu koyduğandak his kıldı. Derhal hucursu yügürdü. Hucursunun işigini çıngdakıp, namazı çöküp yığılap gitti. O hem hoşallıktın hayacallangan, hem korkan, hem işçidin tatlık bir huzur his kılgan idi. O emdi yalgız emez. Cibril ketkendin biri yalğız emesiydi. O Cibril'nin özünü yalğız taşlap koymadığı allığını his kılganıydı. Onun kolu bir hareket bilen onun nurgu toldurgan bulup bu nur korskıdı bir balığa hem de çoğun bolganda Allah'ın Meryem'ge ılkı kılgan kelimesi ve ruhi buladığan bir balığa aylınaptı. O çoğun bolganda Allah'ın elçisi ve sövgü elçisi bulgan bir peygamberge oylanıptı. Meryem, o kişisi seher geçe şundak şiirin ufladı. O közlerini içipla, ocursunun pesli ötken meyveler bilen tolgallıkını kördü.
meyveler burunqadım mı köp idi. Meryem, hayran bolğan Meryem, tünügün bolğan işlanı əslidi. Gül soğuruş üçün barğallıqını, o yerde Cibril bilen uşuraşqallıqını, Allah'ın kəlimisini, özüge kandak ilk kılgallıqını, yani füylügelligini, ucursuğa qaytışını ve ıslap kalgallıqlarını oyludu. Meryem, o yerdeki mol meyvelerge karab, öz-özüge. Bu meyvelerini men yalğız yemdiğen demen, dedi. İşçidin kelgen bir avaz onunla. Ey Meryem, sen yalğız emez, sen iki kişi, sen ve İsa, obdan tamak yeşin kerek, dedi. Meryem, yeşki başladı. Küller öttü. Onun hamıldarlığı başka ayollarınkiga o'xshamaydi. U og'rib qolmaydi, og'irlik his qilmaydi. Hech qandoq o'zgarish hissimi yo'q edi. Hatto qo'rqishimi boshqa ayollarningidek yo'g'ilmagan edi. Uning homildorligi yaxshi bir ne'mat edi. 9 oy bo'ldi. Ba'zi olimlar Maryam 9 oy qo'soq ko'tarmadi, ya'ni mo'jiza holda Isoni qo'soq ko'tarmayla tuqqan dedi. Meryem bir günü yırak bir yerge ketti. O günü bir iş bulduğallıkını his kıldı. Ama bu işin mahiyetini bilmeydi. O hurma derekleri kaplıgan bir yerge yıraklıkının hiç kişinin varmaydıgan. Onundan başka hiç kim bilmeydıgan bir yerge ketti. Halık Meryem'nin hamıldar iş geldiğini, balı tuğduğallıkını bilmeydi. Namazgah onunla ait bulup, xalq onun ibadet qıldığanlığını biletti ve o yerge hiç kim mi yıkılaşmaydı. Meryem demiliş için bir tüp igiz ve yoğan hurma derhanın astıda oturdu. Özünü oylaşka başladı. O ağırlık his kılığı oturdu. Ağırlık küşeyişke ve pat patlı kilişke başladı. Meryem tuğut üstü dedi. Tolgaqning qattiqligi uni yo'lnulish uchun bir xomi darxining yeniga kelilishga majbur qildi. Maryam aytdi: "Koshki men buningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chu, kishilar tarafidan unutilib ketgan arzimas narsaga aylanib ketsam-chu." Sur Maryam 23-chi oyat. Maryamni to'g'ri sanjiqi bilan billa boshqa og'riq kulpatlarni kutib o'tadi. Xalq onun bu balısını kandak kütüvülüşü mümkün. Özünün nimi değişi mümkün. Onlar Meryem'ni pak dep biletti. Pak Meryem kandak balı doğdu. Halık insan kolu tegmegen Meryem'nin balı doğuşuğa kandak işini do. Onlarının gümallık karaşları, kalaymakan sözleşleri ve söz çiçeklerini oylayan Meryem'nin köyünü intayin yerin buldu. Dəl şu çağda Allah'ın təqdiri bilən insanların azablarını qəlbəyə yükləyən kişi tuğuldu. Meryem özünün ölümünü və unutulub ketişini tiləb duruşuğa Cibril onun xomu dərxanın ostudan nida qıldı. Qəm qılmığın, Parvardigarın sinin ostundan iqib turduğun bir iriqni payda qıldı. Xomu dərxanı öz tərpingi irğıtqın. Oldunga pişkan yeni hormalar tökülüd. Bu şirin hormalardan yigin. Bu tatlı sudun içkin ve xursan bulgun. Berer ademni körsen, bu balı doğruluk sorsa, ben hakikaten merhametlik Allah'a vaadi verdim. Bugün hiç ademni söz kılmayman deyin. Sürü Meryem 24. ayetten 26. ayet geçe. Meryem Mesih'e karıdı. Onun yüzü intayin süyümlük idi. Mağızları kıpkızıl, çaşları tüz, tini yumuşak ve süzük bulup, paklık ve süyügü bilen tolgan idi. Onun dün lezzetlik meyvelerinin yerge tökülüşü için xomu derhini silkişi talep kılınan idi. Şunun bilen o, şirin xurma ve tatlı sularga iğiz deyip, kalbi huzurga tolup, könlü aramı uçtu.
insanlardan birini görse Allah'a vaadi bergenligin ve bugün hiçbir insan bilen sözleşmeydi Allah'ını etipti. Kalgınını o yani İsa bir taraf kılattı. Meryem Mesih'e mehriballık bilen karadı. O teki bir kançı minit avval toğulgan buvak bulsun mu onusunun mesuliyetini öz zimmisige ilgutattı. Bunundan başka o bundan kin yoksullarının dertlerini mi zimmisi kalattı. Meryem bu vaktinin yüzüge karab şunu his kıldı ki o dünyaya onundan bir nersi iliş için emez onunla bütün nersini biriş için kelgen idi. Meryem kovumu derhege kolunu uzattı. Kolu tiye tegmeyle olduğu pakiz tatlı hormala töküldü. Meryem korusuğunu uyguzgandın kin, bu vakni kiyimi bilen yöger, kuçluğa inip tatlı uykulu ketti. Pak Meryem'nin gönlü huzur ve rahatki tolgan bolsumu, zihni başka bir nersini oylap, yeni endiş kılışkı başlaydı. O fakat birleşle oylavatattı. O bolsumu İsa idi. O öz özüdün. Bana Yahudiler ne mi der? İsa ve benim hakkımda ne mi lan deyişer? Diğerlerini soraydı. Hile yalgancılık ve uğurluk bilen yaşaydıgan Yahudi mollalarının birerı bununla işinendi. Ular şunca yırak Osman'ın özlük bir bala ata kılınğallıkıga işinendi. Yalgız kılış vakti toştu. O halkının yanına kayıtış gerek idi. Ama insanlar ne mi der? Meryem kaytıp kelgini de esir vakti bolgan idi. Mescidki bardağın yoldaki çoğun bazar, soğudu setikini tügütüp, gayvet şikayet kiliş ve şarap içiş için oltırgan kişiler bilen tolgan idi. Meryem bazarının otturgu kiler kelmeyle, insanlar onun bir buvak kötürü olgalıgını, onu bağırgı baskan halda asla kilovat kallığını gördü. Bekar taletlerden bir sordu. Bu Meryem emes mi? Kuşuğudaki buvak kimden balısı? Meslerden biri. O özünün balısı. Bizden aldığımızda kandak hikayeden kildi kallığını kiyin görsen? Dedi. Söz onun ağzından yere geçti. Yer tünügün yakkan yağmur tüpeyledin patkak idi. Ama bu yerdekilerinin aklı patkaktan mı bekerek meynet idi. Yahudi mollularının aklı tehi mi? Meryem sual yağmuruğa tutuldu. Meryem bu kimin balısı? Neymiş ki cevap vermeysen? Bu hakikaten senin balan mı? Sen kız tutsan bu bala nereden geldi? Ey Harun'un hemşerisi, senin atan yaman adam emesiydi, ananı yoldan çıkan hotun emesiydi. Sürü Meryem 28. ayet. Bu sözde Meryem'e kibbetsizlik, yani fahişilik töhmeti bahiydi. Hem de udul mu udul, şenmestin, inaklamastın, tekşür mestilla, onunla töhmet çapla vatattı. Yaxşı bir ailenin kızı, onası mı fahişe emes durup, kandaklar için bundak iş yüzberdi, deyip onu eyiple avutattı. Onlar pak Meryem'ni tohtumay karlamak dedi. Onun gözleri gurur ve anılık hissiyatı bilen çaklaydı. Yüzü de işençinin nuru parlaydı. O bek mi çaresiz idi. Suallar köpeği gildirdi. Ama o hiç kimge cevap verilmeydi. Ahir o Allah'a tevekkül kılıp babakını işaret kıldı. Yani kulu bilen İsa'nı işaret kıldı. İnsanlar hangtan kaldı. Onlar Meryem'nin gep kılmayla kallığını, onun İsa'nın kandak kelgeliğini babakının soruşunu talep kılıp atkallığını şendi. Kahinler ve Yahudilerin katlıları bir kaç gün aval dünyaya gelgen bir buvaktan kandak sual soraydı kallıkını soraydı. Yögekteki bir buvaktan gep kılışı mümkün mü? Meryem'e. Beşikteki buvakı kandak sözleriniz? Dedi.
Sürü Meryem 29. ayet. İsa bundaq dedi. Ben hakikaten Allah'ın bendisiyim. Bana kitabını verdi, yani İncil'ini verdi. Ve beni peygamber kıldı, yani peygamber kıldı. Kayardı bulay, beni berketli kıldı. Hayatlı buluduken ben, bana namazını, zakatını ada kılışını tavsiye kıldı. Beni anamı köyümçen kıldı. Beni mütekebbir, şakî kılmadı. Ben tuğulgan günümde, vapat bulgan günümde ve terilip kabremden turguzulgan günümde Allah Ta'ala tarafından bulgan amallık erişimen. Sürü Meryem 30. ayetten 33. ayet geçe. Kahillerinin ve Yahudi alimlerinin yüzleri İsa'nın sözü tügetigimeyle sargıyıp tatırıp getti. Gözlerinin oldu da uçtun uçuk bir mucizik şahit bulvatattı. Bu otsiz dünyaya kelgen ve böşkü durup sözleydiğen Allah'ın özüge kitap bergenliğini ve onu peygamber kılganlığını eğitken bir bu vakitti. Bu, onlarının hakimiyetinin yıkılış aldı dişkenliğini bildiretti. Bu balı çoğun bulganda, onlarının hemmesi kereksiz bulup kılattı. Hiç kaysi insanlarga özlerinin keçirimlerini satalmaydıgan, özünü köknün yerdeki vekili, ya ki dinini bildiğin birden bir kişi sanat, onlarga, yani kişilerge zorluk kılalmaydıgan bulup kılattı. Yahudi kainleri bu balının tuğuluşu bilen özlerine gelgen şahsi tragediyini hiss kılıştı. Mesih İbni Meryem'nin dünyaya gelişi insanlarını yalnız Allah'a ibadet kılışı kaytırış için bulup bu şu çağdaki Yahudi dininin yok buluşu digerlik idi. Musa'nın ügetkenleri bilen Yahudilerinin şerkti arzı da Osman zemin perk şekillengen idi. Yahudi rahipleri İsa'nın tuğuluş vakasını ve böşkü durup sözdüşünü yoşurup pak Meryem'e töhmet çaplaştı. Onun yögekte durup sözdügellerini öz kulakları bilen anlap durup Meryem'i fahişe edip karladı. Oradan bir mezgil öttü. Yahudilerinin yoşurgallıkı karmay İsa'nın tuğuluş vakasının havri Rim hükümdarı yeri dostu yetti. O Rumluklar tarafından Yahudilerga padişah kılıp tayinlengen hükümdarıydı. Lekin o Rum hükümdarlığının sadık kılçısıydı. O Palestinliklerini ve Yahudilerini kılıç küçü, öldürüş ve hayırlarının yardımı bilen, zorluk bilen boysundurganıydı. Otsiz tuğulgan, böşkü turup sözlügen, Rim hükümdarı tahtı salgan, şundakla Herodos'un tahtını tevrit edildiğini eğitken bu vak hakkıdaki iniksiz haberler yetip gelgende o sarıydı şarap içi otattı. Rumluk hükümdar ornudun sekrep durul, haber yetkizgen kişiye kadehini pekırtıp attı. Komandalarını ve casuslarını derhal çakırtıp yığın açtı. Gazetten yüzü kardap ketken Herodos, casuslarına karab. Beş tutturup sözleydiğen bu vaktan yeni haber var mı? Dep sorudu. Haberinin yalgallığını iniklandı. Casuslarının başlıkta cevap verip, alileri, bu vakt halıdı da sözleyip möcüz görsetkenlik hakkıda söz çözecek anlayıp, ademlerimizle onu izdeşke evetti o. Lekin o tepilmedi. Teşhişimizgi karganda veka mubalık kılınğan, dedi. Casuslarının kiçikiraki mundak, dedi. Resmi haber menbelerden karganda zerduş, yani ateşperestler ölüme alırdın üç kişi, Osmanlı nurluk köringen bir yultuzgu erişmeyipti. O yultuz, mücizlik halda bir balının, yani kavmini kutuldurduğun bir balının tuğuluşunun işareti iken, kavmini kimden kutuldurdu iken, dep sordu Herodos. O adamlarımız bunu bilen miydi? Üç kişi yokup getirdi. Onlarının ne yokup getirdiğini hiç kim bilmediyken, dedi casus. Kandak yokup getirdi. Bu balının hikayesi zaten kandak gel.
Rımga karşı mehbe bir plan var mı kandak? Dedi hükümran. Hükümran Rım'ın tılığı ilipla tihime hayacallandı. Ve o üç ölüme bilen balının kallısını ilip vakanı koluk bilip kilonla. O nan kapıla. Mesele barğan sır sırlık bulup getibatı da. Dep bakırıl. Bu Yahudilerin kişi buluşu mümkün. Dedi casus başlığı. Hükümran. Eğer bu balının vakasını toluk değişip geçmişsen, emmanın kallısı kaptarının boynu dek üzüp taşlandı. Ne mi bu kalayma kançılık? Yok oluş, dedi. Hükümran, o adamları ve casusları kapken dinkin, bu mesele üstü de oyulmuşu başladı. Vakanın onu endişeyi salgallıkı inak edin. Onun için etkanda insanlarga yeni bir dinin kilişi muhim emesiydi. Muhim bolğını özü vekillik kılavatkan Rem'nin seltenetiydi. O bu meseleni soruş için Yahudi kahillerinin en çoğunu çakırışını karar kıldı. Ve hususi serkerdisini onu çakırışla evetti. Bir saatten keyin Yahudi kahillerinin çoğu yetip gelip onun aldığı ilgilip durdu. Ey kahin, beni en sırtıvatkan bu mesele hakkında sen bilin sözleşmekçi ben, dedi hükümran. Ailelerinin hizmetine teyyar ben, dedi kahin. Yeni tuğulgan ve böşüküde sözleyen balı hakkında her kıl haberlerini, onun öz milletini kutkuzduğallıkın etkallıkını anladım. Bu hikayenin hakikatini mi? Der sordu hükümran. Sorulgan sualda bir tozak varlığın oylugan kahin, Aileleri Yahudi dinine kızıp kaptı o, dedi. Ben Rim'nin seltenetinden başka hiç nersi kızıkmayım ben. Ey kahin, sualımı cevap ver, dedi gazetlengen hükümran. Bu kahin İsa'nın beşiğinde gep kılığallığını körgeniydi. Ama bunu bu yerde değilse beşiği balakildiğallığını biletti. Şuna yerim yalgan iletişim doğru taptı. Hükümranı vakanı anlığallıkını, ama özünün bu işten şübihiyle geldikini eytti. Hükümran, silahının dininlerde milletinlerini kutkuzduğun birinin kildiğallıkı doğrusu haber varlığı rast mı? Dep sordu heyrallık bilen. Rast alileri, rast, dedi kain. Bunun Rim devletin bihaterliği karşı mehbi bir tozak dikenliğini bilemsen, bunun bir hıyanet dikenliğinden haberin var mı? Dedi hükümran. Kahin orkakı çekingen halda alileri oddi bir izahat verişimge ruhsat kılıçlarını sorayım ben. Bu haber konu bulup halık neçe esir burun Babıl'da esir göçüşken vakitte otturgu çıkan idi. Dedi. Hazır bu haber geçindi kallar var mı? Sen şahsen bunu geçinem sen. Otsuz tuğulgallıkı sözlengen o balını gördün mü? Dedi hükümran. Hükümran alileri, insanın atsız tuğuluşuğa işengil bular mı? Bu halkın hiyalıdan ibarettir halas, dedi kay. Hükümranlarını halkın hiyalıdan başka hiç kandak nersi korkutalmaydı. Ey kahin, her kandak bir haber alınsan, onu ayağlığa değiştin burun, bana yetkiz, dedi hükümran. Kahinin ketişi bilen Herodus yeni hiyalı battı. Eğer bu kahin yalgan sözüken bolsucu, onun gözlerinden yalgancılık çıkıp durattı. O bu gözlerine tonuydu. Çünkü özümü yalgan sözdeydi. Onundan başka, yıldızlara ergişip mangan üç ulemanın hikayesi çok. Rim'nin habersiz mehbi plan var mı ya? Hükümran, komandallarının çoğuğa bu hikayeni körgen anlıqallarının hemmesini tutuşunu, balı tıkkan pap kızını izlep tepişini, bu mezgilde tuğulgan barlıq bovaklarının öltürülüşünü buyurdu. Meryem, Palestin'den Mısır'a ketişkin mecbur boldu. Oldunki keçe, o burun pekatlı körüp bakmağın bir kişi onunla salam verip, ondan bundan emir bergen idi. Ey Meryem, balağını ilip Mısır'a bargın. Nemişka? Yalğız kandak baralayman,
ben ya ki yolunu bilmesem, dedi korkan Meryem. Sen ketivergin, Allah'ın yardımı senin bilen billedir. Rımlık hükümran oğlunu öldürüş için sizlerin izdavatıdır, dedi natonuş kişi. Kaçan yolu çıkay, dedi Meryem. Hazırla. Hiç nersizden korkmayın. Çünkü sen katlı bir peygamber bilen bana sen. Bütün peygamberlerine, kavimleri yurt makallarından kovulup çıkarıp. Bu hayat kanuniyetlerden biri. Yamallık melun mezgülgece kainattaki en pak kişinin kovuluşu mümkün. Ama kiyin yakşılık öz esliği kaytıdı. Ey Meryem, yolu çıkın, dedi Natan kişi. Meryem Mısır'a karab yolu çıktı. O Mısır'a mangan bir karavan bilen birlikte Sina çölüden öttü. O İsa'nı kötürgen halda onundan aval mukaddes ot körünü Tur Tığının on tarafından çıkan avazı karab mangan Musa'nın yolu bilen mangdı. Uzun ve cephalı seferden keyin Mısır'a yetip geldi. Mısır devletinin bayaşatçılığı, halkının mehman dostluğu, kadimi medeniyeti ve saf havası bilen İsa'nın üst yetilişiği en muvaffak yeriydi. İsa, boğaklık ve ösmürlük devrini Mısır'da ötküzdü. Keyin Meryem'ge Palestin'den ayrılışını buyurgan Eylik'in natınış kişi yeni kilip, bu kıtın Palestin'ge kayıtışını buyurdu. Onunla mındak dedi. Ey Meryem, zalim hükümdar öldü, oğlunu elip kaytkın. Onun tahtıgı çıkış vakti geldi. Onun tahtı yoksullarının ve yakşı kişilerinin merkezi bulgusu. Kaytkın Meryem, kaytkın. Meryem kayttı. Vakit İordan deryasının südek etip, İsa yaş yigitli aylandı. İsa, Yahudi ibadethanısı bir iş için üyüdün çıktı. Bu şembe günüydü. Şembe günü Yahudilerin hiç kayısı üydü bulmaydı. Hatta oyalının hemir yoğuruşu, küçükünü yüyüşü ve yaş kızlarının çeşini öğürüşü mü meni kılınganıydı. Hazreti Musa onlara şembe günüki hürmet kılışını ve bu gününü Allah'a ibadet kılış için ayırışını buyruğanıydı. Şembe günüki kılınan hürmetinin hikmeti yoka, Şembe gününün özü, mənisi qovan nərsələrgə tədbiqlənədiğən bir ölçəm bolğan halıdırlar qaldı. Bu gün Yahudlar üçün müqəddəs günkə aylandı. Bu günnü yoxulan adət və şəkil vazlıqdan şəkilləngən tikənlik simlar bilən çirmidi. Onlar bütün küçü bilən bu günnü qoğdaşqı terişdi. Çünki onlar ümidlik üzülgəndə İsrail əvladının Fakat birli gayi üçün tallanğallığa işengen edek, bunun yani bu kaidinin Allah insanı yarıştığın oval Osmanlı kogdalğallığa işen etdi. Bu del şembe gününün kaidisine kogdaşıydı. Onlar bunu hiç kandak özgertmezdin, saklap kalğallığı bilen mahtın attı. Hatta bu uruşta onlarının yenilişiye ve esirgi çıkılışı sebepçi bulsun mu? Onlarının bunu bu hıl kovduşu, nurgun çeklimlerini yolu koyuşka sebepçi bul. Yahudi Ali Komiteti, şembe günü üçün yüzlerce meselini, yani yüzlerce işlerini haram kılıp, yeni emir ve çeklimlerini tüzüp çıktı. Şembe günü yalgan iştahaş, keselinin cerahidini tınış, melhem sürüş, veya ki doktor çakırış, hatta şiktal herp yiziş, ve hurma urup haman tepiş, üydün tişiğe bir ners toşuş, şembe günü yolu çıkan her kandak yolu uçunun 2000 yard, yani 1820 metreden yirakı berişi, Katarlıklarının hemmesi aram kılınganıydı. Din kovduğuçular, mevcudiyetinin en ulu gayesinin dinini kovdaydıgan tikellik sınlarını kuruş işgeligiye işin etti. Eslide, çeklimlerinin ve kanunlarının köplüge, buzukluğunun köplüge veya ki en adli şartlarda onunla yardımcı buluşunu körsetti. Her çeklime ya ki bir iş haram kılınganda onu bilen tanla, onunla karşı çare,
onundan kutuluş ve onu emelden kaldırış için bekar kılış usulü otturga çıkardı. Bunun bilen onlarının hayatı onu kovdaştı ki şekil vazlık bilen iş herket muamillerdeki sahtepezlikten şekillengen galite iki yüzlümücü hayatta aylanganıydı. Fırsiyinler, onlar aynı vaxtki Yahudilerinin küçücün pırkısından biri bulup, Hazreti Musa'nın talimatlarına en tuluk emel kılgıçlarıydı. Aslında şeriatın yürgüzüşke mesul ve köplügen hüccetlerden haberdar turuluk, onlarının mı pırstikelsi şeriatın hükümlerden kurtuluş için iyi tokuşka her zaman tayyar işgeliğini körüp ötümüz. Bu muvaffak fırsat, şeriat, onlarının şahsi menfaatleri filan tokunuşup kalganda, ya ki yançıkıga kiriş aldırdı durgan, aram pulga toskulluk kılgını da otturgı çıkarttı. Meselen, her kandak yolu uçunun şembe günü işkimin yarıddın yirakı barmaslı şeriyette belgilengen kaididir. Fırsiyeliler şembe günü işkimin yarıddın yirak yergideki ziyafetli bir iş için kandak amal tapattı. Onlar cümle günü akşamı bazı yemekliklerini öldürdün, işkimin yiraklıktaki bir yerge apırıp koyattı. Şunun bilen, o yerden yine işkimin yiraklıkı bargılı buluduğun yalgın karargah payda kılattı. Bu usul bilen, halıgın yerlerine baralaydı. Yeni misal ilişki buludu ki, şembi günü her kandak nersin öydün talağı toşuş, haram diyen fetvadan kutuluş için yeni bir çağrı tepişti. Onlar bütün şehrinin hemmi koçularına kişik derizi ramları bilen küçük orunduklarını koyup koyattı. Şunun bilen bütün şehir ners gerek toşuşka ve ihtiyari hareket kılışkı buluduğun yoğun öyge aylanattı. Onlarının şeriat bilen oynayışı hakkında yeni bazı masallarını vereyli. Onlar taki şeriatın kokuduğucularmış. Musa'nın şeriatı da yaşınıp kalan aciz ata anısına oğlunun karışı şerdiydi. Lekin fırsiyiller ata ballarının bu mesuliyetin kışçı fırsat yaratıp veretti. Ata anısı oğludun full yardım talep kılganda oğullar kahinler bilen bütün mal mülkünü ibadethanığa vehb kılıp berip etken bolup pütüşetti. Bunda kılganda ata anısına hiç nersi bermeydiğin bağına çıkarttı. Ata anısı oğlunun özlürgü yardım kılışıdın ümidin üzüp ketkendin kin oğulları kahillerga malum nispetli pul berip mal mülkünü kaytır boladı. Vehb kılış pekatlı bir şekil vazlık bolup onun esli mahiyetinin eser mi kalmağanıydı? Matta İncil'i. Bunda rahimsiz fikirler tüfeyledin, Yahudilerinin mangan her kademi de kibirlik ve şekilbazlık var idi. Paklık için yetti derece bar bulup, tamak yiyişten aval kolunu yiyiş bilen 26 dua okuş gerek idi. Bu dualarını okumağan kişiye, özünü öldürüp alğan, yakin mengülük hayatın mehrum bolğanğı oxşaş hesablanadı. Talmud'da, yani Talmud, Tevrat'ın kin yazılğan tefsir şer'i ve koşumcu izahat kamusu bulup, onun da yuyuş ve fakizlik işleri kişini hayran kaldırgıdak derecede mahsus tört bapkı ayrılgan. Bu korkunçluk, mecburlaş, kalipteki bozukluğunun bedeliydi. Demek ki, Yahudi cemiyeti işçiden bozulgan cemiyet bulup, bu cemiyette misli görülmegen bir nikaf, yani bölünmüşlük kan tarqalganıydı. İnsanlar, gerçi şeriatın bütün prensiplerine emel kılsın mı, ama zihnilerge, kalbige, hurafatlı, yalgancılık sınıp ketken. Diller yamallık ve nefretki tolganıydı. İsa ibadethanı karapmadı. Etrafıdaki insanlar, koçularda rendar, isil kimlerini kiyişip, mağrur yürüşetti. İsa bulsa,
oq yundan toqulgan kiyim bilan ketib o'tadi. Mürzüge tüşüp durduğun yumuşak çayçları sinsin yağmur suyu da nemlengende kürlet. Baskan izlerden mizlik fırak kilet. Kopal yondun tokulgan kiyim Rım hükümralarının ve ibadethandaki kahillerinin kiyimidin mu çıraylığarak kürlet. O kini gerçi şembe günü bulsun mu İsa bir bağısının meyvesinin çikital üzüp korsuka ağaç yoksul bir balığı berdi. Bu iş Yahudiler için onların itikadına karşı çıkış hesablanadı. İsa, hakiki itikadının görünüşteki saftılık emez, belki samimilik geldiğini yakışı biletti. Şunu bu, şembe günü meyvelerinin postunu soyup insanlara beretti, yani yüküz etti. Aciz ve miskillerinin soğukta tonlap kalmasını için ot yakattı. Yahudi ibadethanlarına verip, kahinler ve başka insanlar üstüde küzdüşü ilip verip, onlar hakkında fikir yürgüzetti. İsa, ibadethanına girip, kiçik nezer taşıdı. Tamlar, kuşbırak sendel yağıcıdın yasalgan. Perdiler altın yiplar bilen kımmet rehlerden tokulgan idi. Toruslarga isilgan kümüş şandallardaki şanlarının mori, Etrafını yortuvatkan bulsun mu, onlarının kalbi yanını karanlık bilen kaplanan idi. İsa bu yerdeki yiganı nurga okşaydı. Allah onun köp sandaki namrat kembegal miskillerge bu nurunu yiyişini tehe buyurmağın idi. İsa ibadethanı işçide nergeli karasa kahillerini köretti. İsimleri tizimge ilinğen 20 min kahin ibadethanı gazinisinin maaş alattı. İbadethanının hocirleri yığın içevatkan minlarçı kahinler bilen tolğan idi. Onlar beşiği yunlu kalpak, kutsiği dini kitaplarını koyduğun, yoğan yançoğlu pencirlerini keygen lavayiler idi. Yanları altın yiplardın keştilengen. Kengri ve zengar yanlı kiyim keygeller bulsa fırsiyinler idi. Ah kiyim keygeller heykelgin mesul hadımlar. Başkalar bulsa sadduqiler idi. Onlar hükümet bilen kilişken ve bu kilişim yolu bilen bay bulgan aksanık ruhaniyle goruh idi. İsa, ibadethanını ziyaret kılgallarının sanının Ruhaniler ve dinli zatlardan az ikkelliğini baykat. İbadethana o yergi ziyaretki kelgellerden Allah'a kurbanlık kılış için setev alğan kuşkaç ve kepterler bilen tolgan bulup, bu hayvallar kuşkanının teşi de yani ibadethanının içi de boğuzunlattı. İbadethanının içi de her kadimde pul talep kılattı. Bu zamanda insanlar çokunuduğun birden bir nerse pul idi. Maddi bayaşatçılık ya ki baylık bütün insanlar kovuluşuduğun birden bir nişan bulup bu hakkı meyli dinli zatlar meyli ya ki başkalar bulsun hemmesi uhşaş idi. Sadduqiler ve firsiyinler ata kılınan kurballıklar baylar terpidin sömürülündüğün bu bazarının içi de özünü təleylik sanışadı. Sadduqiler ve firsiyinler köp çağlarda şeriyatının en çoğun meseleleri hakkında tartışadı. Kündülük kılındığın kurballıklar için gerek bulan mallarını ilikliş yaptıdı ki münazire bunun bir misalıydı. Firsiyinler bu kurballık mallarını ibadethanının pulu bilen setiliş gerek deyip karaydı. Lekin sadduqiler bulsa ibadethanının pulunu özlerinin hakkı edip hesablab, kurballıklarının başka yardım pulları arkalık setebilinişi kereklikini bildiretti. Bunun bilen berge, fırsiyeliler kurballıklarının kuşhanıda köydürülüşü kereklikini eytatdı. Sadduqiler bu kurballıklarını özleri ilbulatdı. Talmud'da eğitilişçe, sadduqiler özünün iqdarçılıkdaki dükkallarda çiçiş ceryanı da kaptar kurballık kıldığan sebeplerini köpe yetişke niyet kılgan idi. Ahırda bir kaptarının bahası bir kançı dinarı çıktı.
Saddukilerinin büyüyüp gitip atkallığını körgen Filistinliler, şeyhlerden Siman İbni Al-Malain'i mecburlap, kepter kurbanlık kılıç sebeplerini azaytış doğruluk fetva bergüzdü. Şunun bilen kepterinin bağısı çarek dinarga çüştü. Bu ularının, bulup mu ularının başlıklarının oğulları iktidarçılıkındaki kepter ya ki kepter dükkallarına ağır derecede zerbe buldu. İsa etrafı karab kahillerinin kurballık setip almağın namuratlarına kandak muamını kılıp atkallıkını, onların destekçe ilave atkallıkını gördü. İsa hiyal kapattı. O, onların ne için mallarını köydürüp, göçlerini külge aylandırdı onda. Kurballık kılındığın yerlinin dışı da, aşkın ölüp getip atkan mınlarçın namuratlar barıydı. Onlar ne için kuşkanlı kallarına buyulup, kurbanlıklar kahillerinin üyelerine ve dükkanlarına gelse Allah razı buludu deyip oylağan mıydı? Neymiş ki kurbanlık mallarını setiliş için namuratlarının karız pul ilişi gerek bu kaldı? Neymiş için fakat kahillerine bakan mallarına kurbanlık kılış gerek buludu? Bu pullarını kahiller neymiş hacdaydı andı? En kızı karlıkı ibadethanada kembeğallarga yer yok mu? Bu yerdeki hemmi kişiye fulu bar baylarıydı. İnsanların Allah'ın üyge mal dünya bilen kirşi galitlik emes mi? İsa ibadethanadan çıkıp şehir sırtıdaki taklı karab yürüp getti. Onun yürüge hakikat için ot bulup yine otattı. Zeyd ama pak yüzüdün dünyanın eskileri bilen tolgallıkı azaplanallıkı çıkıp durattı. İsa nasira töpülükede durup namaz okudu. O, hili bir vakitlerce hüngürep yığılıp gitti. Yerdeki susuzluktan kurup kalgan bir tal gül urgu, onun tökülgen köz yaşlarından büklenip içildi. İsa kiyin daveti bilen insanlarını kutkuzuş tağdır kılınğını dek, gül urgunu mu onun köz yaşları kutkazdı. Bu mübarek keçide iki mübarek peygamberinin ruhları dünyanın ilindi. Bular Yahya bilen Zekeriya'ydı. Onlarının her işkilisi hükümranlar tarafından öldürülgeniydi. Onlarının ruhları ilinişi bilen dünya nurgun hayırlık işlerden mehrum bul. Del bu keçe Meryem oğlu İsa'ya vahiy geldi. Ulu Allah gayb alimiga davet başlaşını buyurdu. Meryem oğlu İsa hayatının yumuşak betlerinden tefekkür ve ibadet bablarına ötti. Azaplayıp ve cepa bilen tolgan seferge kadem taşladı. Kemterlik ve mehri muhabbet, ruhinin kutuluşu, ölüklerinin terilişiga, insanların kılgan işlerinin hesabını verdiğin bir günün varlığına iman et. Bu, Yahudilerin hayatı da pütülle yokulgan fikir iddialarıydı. Musa'nın şeriyeti de, kimsenin on yüzünü görürse, sen mi onun on yüzünü görür diyen kısas hükümleri barıydı. Ondan da hazırki Yahudiler kısas hükümlerini doğru yol koyamadı. Eğer tayak yiyen kişi küçlük bulsa, urgan kişinin on yüzü urgandan sırıt, üyünüm uyurutetti. Aciz bulsa, urgan kişinin on yüzü uğrattı da, üyünü veyran kılan mağallığı için işçi de adavet saklaydı. Musa, gerçi ilahi sövgünün vekillerinden biri bulsun mu, nefret onun şeriyeti de özüki zimin hadırlıkan idi. Onun şeriatından faydalanıp işlerine hüküm çıkarğan taş yürekler adavetke fırsat yaratıp bergen idi. İsa manı bularının aldı da kanda kılış gerek. O Allah Musa'yı çürüp bergen Tevrat'ın tasdiklaş için övetilgen idi. Hiç kandak peygamber özüdün burunku peygamberinin söz hareketini inkar kılmaydı. Barlık peygamber paklık, hakikat ve tevhid yani bir Allah'ı itikad kılış gayesi de bir-birine bağlanan zincirinin halkalılardır.
İsa Musa'nın kısas hükümlerine kandak muamını kılattı. Onun muamelesi yaratışının ilhamıydı halas. İsa kavmini şeriatın esli gayesine, onun hakiki hikmetine yüzlendirdi. Onların sevgiyi yüzlendirdi. İsa onun yüzünü urgan kişiye karşılık bildirmeydi. Eksiçe onunla sol yüzünü tutup veretti. Mana bu İsa'nın şeriatıydı. Lakin Musa'nın şeriatının hiç kandak farklanmaydı. Bu Musa şeriatının çoğunluğunun tekimi çoğunluğu. Ve o şeriatının en çoğunluğu noktasıdır. İsa etrafındaki kişilerin muhim bir nersini ispatlamakça, onlarla şeriatının özü için intikam ediş emesliğine, hakiki şeriatının mehriballık, epokuluş ve sövgüş geldiğini düşündürmekçidir. Sizlerde mi mehriballık var? Sizler mi şefkatlik olalıysalar? Mehlukatlarını sövüş, mehri şefkatlik buluş, hem insan kılalıydığın şemez. Bu, tuğma hissiyat emez. Belki sevir ve meşakkat yolunun neticesi. Hakiki insan mevcudiyetinin başlangıcıdır. Ormandaki vahşi hayvanlar ve başka mehlukatlarının köp kısmı fakat özünü söyleyen bulgaçka yemek içmek talışıp bir-biri bilen soğuşudu. Ama balılarını doyguzdu. Bunlar için uzuk toplaydı. İnsan bilen hayvan arasındaki perek, sövgü şefkat derecesindeki perektir. Hayvan özündeki sövgünü başkalarına verilmeydi. İnsan bulsa bunu kılalaydıgan çalbıktır. Bana bu insanın hakiki insan ve hürmetli kılığa sebeptir. İsa kavmine insan fakatla öz şahsiyetini koyup başkalarına şefkat kılığandılar insan bulalaydı. İnsanın kalbi özünün en yıraktaki insanga kanca yakınlaşsa o hakiki insanlıkka şunca yakınlaşıdı dedi. Dostunu söy, düşmanından nefretten diyenliğini anladı onlar. Lakin ben sizlere düşmanlarımlarını söy onlar. Sizlerinin kavgalarını tebriklenme. Sizlerden nefretlengellerge yakşılık kılınlar. Sizlerge yaman muamını kılgan ve zulüm, cepa salgallar bilin iştifaklaşınlar deymen. Matta İncil'i. Yüzerki kargınımızda İsa'nın daveti Musa'nın şeriatiga zidde körünür. Aslida İsa'nın daveti Firsiyiller ve Sadduqiylarının Musa'nın şeriatiga keyin koşu olgan nerslerge karşı kelganiydi. Musa'nın davetinin hakikatini ve onun âli nişanını terildiriş için idi. Bu devir, mal dünyaya intayin ehmiyet verilgen, rahat feraz ve materyalist bir devir idi. İsa'nın çakırığı fulgu çokunulgan, rahimsizlik, açgözlük kaplıgan, şekilvazlık uçuğu çıkan bir dünyada gayevi pak yolunun çakırığı süpüde de otturuğu çıktı. İsa özünün insanlarını gayilik yaşayışı davet kılavat kallığını, çakırkının gayibi işgeldiğini düşünetti. Bu gayibilik, o çağdaki tabiri bilen itkanda, hayatının moşakkatlerinden ve tarqalgan keselliklerden şifa tepişinin birden bir yoluydu. Mesih bütün insanlarının körsülgen, küşendirilgen, çağırılgan yolunun en üstün noksu yitilmeydi Allah'ını mı bilet? Ama onun insanların nicatlığı eriştiriş için azarak tercihallık körsüçü yeterlik idi. Hayat tütülle çöküp atattı. Gaya kutuluşunun birden bir yolu idi. İsa'nın davetinin baştan ahiri en yüksek derecedeki paklık bilen ruhunun kutuluşunu nişan kılgan çağırık. Ya ki şahsi şirketinin asası kanunu buluş, alahidlikiye ilgiydi. O, hayat tertibi, cemiyet kanunu ve inik buyruk çeklimler emez idi. Meselen,
İsa'nın daveti, miras, vasiyet ve zakatın münasebetlik hükümlerini, adam öldürüş, uğurluk, zinahurluk'un cezalarını şırtalmayız. İsa'nın daveti de miras, vasiyet ve zakatın münasebetlik hükümlerini, adam öldürüş, uğurluk, zinahurluk'un cezalarını şırtalmayız. Nikah, ajrışış ve nafaqaga ait hükümlerini mi hem tapalmayız. Onun çakırıkı bununla okşaj, bağırlılık emri işlerini bir tarafı kayırıp koyup, ruhla yüzlengeniydi. İsa, insan ruhunu uygutup, onu yaratkışının mürgü yüzlendirişini ümit kıladı. Şunu o, ruhul kuddus, yani Cibril bilen küştendirilgen, aldı geldi. Biz ulu Allah'ın İsa'ya zadı kandak medet bergeligini bilmeyiz. Cibril onun bilen bilimeti, ya ki peygamberliki ahırlaşıkça onundan ayrılgan mı? Bu hakkında hiç kandak malumat yok. Cibril aleyhisselam peygamberlerge haber, mucize ve vahiy yetkizüş için, ya ki peygamberlerinin kavmini cezalaşış için zimini çetti. Onlar bilen devamlı bildi durmaydı. Ondan da Cibril aleyhisselam İsa asmanga elip çıkılganga kadar onun bilen bildimeti insan kalbinin bununla işinişke asası var. İsa'nın hayatı da ferişlerge has bir alahidlik barıydı. Meselen onun mucizi körüstüş küçü şu derecege yetti ki Allah'ın izni bilen ölüklerini tirildir etti. Kuş şeklindeki laygı füldüse Allah'ın izni bilen o kuşki can kirip fıçalaydı. İsa ayollarga mı yakınlaşmaydı. Allah onu asmanga elip çıkıp getkice hiç bir ayol bilen yakınlaşmagan, toy kılmaganıydı. Bu mu perişlerge has süpertiydi. Allah'ın peygamberlerinin hemmesi digidek ölüm etti ve birden köp kotulluk alattı. Yahudilerin kitaplarında bazı peygamberlerinin mündün artı kotul olgalıkı rivayet kılındı. Mesela Süleyman aleyhisselam. Biz rakamlar bilen hepleşmeyiz. Çünkü rakamlarının köp kısmı mübalağa kılınan, özgertilgen. Biz pekatlı tennin normal, yani tabi, arzu ihtiyacları doğrusu da İsa'nın tabiyeti dikkat kılavatımız kalas. O, ammasının oğlu Yahya'yı okşaş, boytak yaşıgan idi. Yahya, tağlarda, çöllerde yaşıgan, keçilerini ağır önkürlerde ötküzgen zahit idi. Bu ahval onun için normal göründü. Ama İsa şehir cemiyeti de yaşıgan idi. Onun ayollarına muhtaç bulmasını, ruhu ait parlak mucizelerini düşündürüş için tövendeki ihtimallarını doğru da karaymış. Bu bulsunu onun Cibril bilen kişilendirilişidir. Bu, bundan burunki peygamberlere verilmeyen bir nimettir. Uluğ Allah, Maide Sürsü de mındaktaydı. Öz vaxtıda Allah eytti, ey Meryem oğlu İsa, sana ve senin anağına bergen nimetini esligin. Eyni zamanda sana Ruhul Kuddus bilen medet verdim. Kiçigingde, büşte ve peygamber bulgan uttur yaş vaxtında kişilerge sözleydin. Eyni zamanda sana kitabını, hikimetini, tevratını ve incilini ürgettim. Eyni zamanda minin iznim bilen, laydın kuşunun şeklinde bir nersi yasaydın. Onu füldüsen, iznim bilen uçurgan kuş bulattı. Eyni zamanda minin iznim bilen tuğumu körünü, beres kesilini sakaydın. Eyni zamanda minin iznim bilen ölüklerini terildirip kabirlerden çıkarattın. Eyni zamanda beni İsrail'ini sana çıkılıştın tostum. Sen onlara mucizeler bilen kelgen çığında onların içindeki kafirler bu fakat rüşen sihirdir dedi. Aynı zamanda men havarilerga bana ve benim peygamberimge iman etinle de vahiy kıldın. Onlar biz iman ettik güvah bulgun ki biz emrinde boysunmuşlarımız dedi. Sürü Maide 110. ve 111. ayetler.
Yukarıdaki ayetlerde İsa'nın beş mucizesi tilgilmagan. Birincisi, onun beşikki çıkıdılar insanlar bilen sözleşişi. İkincisi, Tevrat'ını ügütüş. Musa'yı çürülgen Tevrat'ını Yahudi fıkhşinasları ve mollaları kalaymakan özgertişleri güzüp, petva birip yoktu etkeniydi. Üçüncüsü, kuş şeklindeki layığı püfler onu rast kuşka aylandırış. Dördüncü, ölüklerini terildirişi. Beşinci, tuğumu kur ve ah kesilini sakayış. Kur'an-ı Kerim'nin Maide Suresi de onun altıncı mucizesi mi tilgilenganıydı. Öz vaktada havariyle, ey Meryem oğlu İsa, Rabbim bizge asmandın üstüde tamak var bir daskan çürelendu dedi. İsa, eğer Allah'ın kudreti işensenle, bunda suallarını soruşta Allah'tan korkunla dedi. Onlar, biz onun din yiyişle, köğünümüzden tenişlenişini, sözünün rastlığını bilişle ve peygamberlikin bir güvahçılardan buluşunu irade kılımız dedi. Meryem oğlu İsa, ey perverdigarımız Allah, bizge üstüde tamak var bir dastan şürgen. Bu gün bizlerge ve bizden kiyinkilerge bayram bulup kalsın. O dastan sendin bizge kudretini ve peygamberliğimini körüstüdüğün bir mucize bulup kalsın. Bizge rızık bergin. Sen rızık bergüçlerinin en yakışısın dedi. Allah İsa'nın duasını icabet kılıp, onu men sizlerge çokum, Osman'dan şürümen. Sizlerden kim ki, şunundan kim kapır bulsa, onu şundak azaplayın, azaplayın ki, ehli canından hiç kişini bundak azaplamayın dedi. Sürü Maide 112. ayetten 115. ayet geçer. 6. mucize, havarilerin arzusu bilen Osman'dan çürülgen dastıhan mucizesidir. Ali İmran Suresi de yine 7. bir mucize zikir kılınan. Bu Hazreti İsa'nın özü anlamagan, körmügen nersler hakkında haber verişidir. O dostları ve şagirdlerine onların yiyen yemeklikleri ve öldürdü yoşurup koygan nersler hakkında haber veretti. Sizler yedigan ve üyonlarda sakladığan yemekliklerden haber vermen, yani sizlerin yoşurun ehvalınlarını eğitip bireleymen. Şübihisiz ki, eğer sizler Allah'ın mucizelerine şengücü bulsanla, bunun da, yani men keltirgen mucizelerde, sizler için elbette benim rastlığımını körüstüdüğün rüşen alametler var. Sürü Al İmran 49. ayetinin bir kısmı. Bunlar Hazreti İsa'nın 7. mucizesidir. Mucizelerinin tuncusu onun otsuz tuğuluşudur. Ahirkisi bulsa, zamanının hükümranları onu Kristi mahlamakçı bulganda onun asmanı çıkıp getiş mucizesidir. Kitap hallar, Hazreti İsa'ya nemi üçün bu hıl mucizeler verilgen dep soruşu mümkün. Bilginimizde mucize, ulu Allah'ın peygamberlerine yardım veriş için bergen derecinin taşkırı küştür. Allah, yardımının mükemmel buluşu için mucizelerinin kavminin köyündeki tesir kılığıdık, kalbini titreft yedik. Onlarını bu mucizelerini körsetken kişinin Allah'ın peygamberi ihkeliğe işendirelikidek dercide devirge uygun halde kilişi şerdi. Mucize derciden taşkırı iştir. Bu derciden taşkırı işinin özüyle insanlarını bulup mu iftidai devirdeki insanlarını kail kılışla yeterlik bulsumu Allah Ta'ala'nın hikmeti derciden taşkırı bu işinin her zaman ve her makamı muvaffak aldı kilişini tekezze kılganıydı. Şuna peygamberlerinin mucizeleri birbirinin farklıdır. Hazreti Salih taştın tuğulgan tüğünü körgen bir milletke evetilgen bulup, bunundan aval onların hiçbiri taş tağdın tuğulgan, ya ki onun için tağ yağlarını yerip çıkan bir tüğü körmügen idi. Hazreti Salih'nin mucizesi bir günü tağının kıyasından çıkan Allah'ın tüğüsüydü. Hazreti Musa sehirgerlik evci algan bir kavimge evetilgen idi.
Aynı zamanda sehirgarlarının cemiyetteki oranı kattıydı. Musa'nın möcüsü bir karmaklı sehirgarlıkta görünetti. Lekin o sehirgarlıkların hükmünü bekar kılıp, kereksiz koyadı. Ejderhağa aylanğan hasa sehirgarlarının hasını yavetti. İsa bolsa ruhunu bütünlüğe inkar kıladığan, ölgenden kiyinki terilişini kabul kılmaydığan ve insanını ruhsuz bedende karaydığan halıkkı evetildi. Onlar mahlukatlarının kinini, onun ruhu hem kini de karaydığan nesildi. Yahudilerin koldaki Tevrat'ta canı hakkı da o kandır deyildi. Bu hakta yani mundaq deyilgen. Her kandak canlıqının kinini işmeğli. Çünkü her tenin cini onun kinidir. Hazreti İsa'nın möcüzlerinin ruh alimini ilan kılış için kilişi şunun için idi. Şunu Hazreti İsa otsuz halde dünyaya geldi. Bu möcüze halkın kainatın yaratılışının en destekli menbesi emesliğine işinişki yeterliktir. Yani en destekli hiç kandak nersi yoktu. Bunun için biz her nersiki kanuniyet ata kılgın ve her nersiki sebep yaratkın. Balının tuğuluş kanuniyetini yani bir er bir ayalının birleşidin meydana gelişini yaratkan yaratkışının bir Allah işgeliğini körü olalıyız. Bu yaratkışı sebeplerini yaratır. Lekin o sebeplerine bağlanmaydı. Eksisi sebepler onunla bağlanır. O erkin iradesi bilen bir balının atsız halde tuğuluşuna emir kılalaydı. Hem onu vücutku keltirelaydı. Şunun bilen İsa atsız dünyaya geldi. Fakat bir püleş bilenle onu vücutku çıkardı. Onunla yani kiminin içine bizim terpimizden bulgan ruhunu püldü. Pülengen ruh onun içine girip o İsa'yı hamıllar buldu. Onu ve oğlunu, yani İsa bilen Meryem'ni, ehli cihan için bizim kudretimizin körüstüdüğün delil kıldık. Sürü Enbiya 91. ayet. Demek İsa'nın tuğuluşu hiçki nersini sıfatlayan mucizeydi. Birinci, ilahi iradenin erkinliği sebeplerine bağlanıp kalmaydıgalık. Çünkü o, emmedin aval sebeplerinin yaratıcısıdır. İkinci, ruhunun ehmiyeti, onun kıymetinin ve tenge bağlanı ruhunu inkar kılgıcı halık arsızdaki ahvalının bildirilişidir. Hazreti İsa mucizelerinin köpüncüsünün muşu yönelişte işgeldiğini körülüşü bulur. Bunundan başka Hazreti İsa'nın laydın kuşka uçuş bir nesi yasağın, ondan onun püvület, onu kuşka aylandırılan mucizesi mi var? Bu mucize ruhunun varlığını ispatlaydı. Lay parçası canlılık tek ifadeleş mümkün olmaydığın cisimdir. İsa onun püldü. O şu haman canlılık kuşka aylandı. Öz cinsinin olmadan derse cisminin içi kir. Bana bu cisim olmadan derse ruhtur. Ruh kuruk layının içi ikkir. Ve o kuşka can kir. Hakiki itibarı layık bulunan beden emez, belki ruhtur. Ölüklerini terildiriş mucizeleri, ahiret gününün ve ölükler için kıyamet ve kaydı terilişinin hak hikayeliğine ispat bulunmaz mı? İsa'nın aldıdan tıfırakı aylanıp yetken ceset durattı. Onun azalır sesi çirip yetken idi. İsa onun hikayet kılıbıdı, ölük terilip oranıdın durdu. Eğer bu ölük Yahudilerinin etkini dek fakat bir cesetli bulgun bulsa onun terilişi mümkün emezdi. Çünkü ceset çirip ketkeni ama ölük terildi. Onun cesedi kaytı hayatta erişti. Hayatta kaytı geldi. Kabirden çıktı ve sözlüdü. Ondan da bu yerdeki işinin ceryanı zadı kandak bulgun idi. Aslında İsa Allah'ın izni bilen onun ruhunu çakırdı.
Ruh cesetke kirgendin kin, ceset ornudan turdu. Tufraq cesetke özgar. Demek, hayatının hakiki menbesi ruhtur. Demek ki, ölgendin kin tiriliş ve kıyamet günü de ornudan turuş haktur. Yahudilarning deginidek imkonsiz emas. Chunki jasadlarning havoda uchib yurgan tuproqqa olinishi imkonsiz emasdir. Ya'ni bu butunlay mumkindir. Buning dalili u o'liklarning ani shundoq ko'zlarining oldida o'rnidan dast turishidir. Isa ularni xalqiga o'lgandan keyin tirilishning va oxirat kunining haq ekanligini isbotlash uchun tirildirgan edi. Onundan başqa İsa heç kimin uyğu kirməy turub, yoki heç kimdən heç nə məğnəmay turub, onların uydu yoşurub qoyğan nərslərdən xəbər verət. Bu möcizə tuyğu əzalarının həqiqi amil emasligini isbatlaydı. İsa onların uyğu kirib, o nərslərə qarab baxmadı, amma onun ruhi onlara qardı və onlar bilan sözləşdi. Demek, Hazreti İsa'nın mucizeleri ruhunun ehliyetini ve ilahi iradenin erken işkelliğini düşündürüş için geldi. Bunun mucizeleri ustazımız Muhammed Ebu Zara'nın dediğine dek, kılgın çakırıkların mahiyetine ve peygamberlik gayesine uygun halde gelgen, ruh terbiyesine, yani ölgenden kin tirilişine, yaxşı iş qılğanların yaxşılığına, yaman iş qılğanlara qarşı əməlinə qarab hökm çıxırdığın başqa bir həyatın varlığına inanışə çağırğan çağıraqdır. Ölüklərni tirildiriş möcüzəsinin axirətni inkar qılğanın inkarıdı çıng turışığa yol qoyğanlığını, yoki o'lgandan keyin tirilishni inkor qilganning inkorida ching turishiga yo'l qo'yganligini ko'rdingizmi? Yuqorida aytgandek, yahudlar oxirat kunini e'tirof qilmaydigan, uningga ishonmaydigan qavm edi. O'liklarni tirildirish ularni iymonga qaytirdigan kuchli xitob edi. Ammo ular yanalla Allohning oyatlarini inkor qilishdi. Hazreti İsa hayatının teniş çağlarını tüketip, Ruhul Kuddus, yani Cibril ve közünü kamaştırdığın möcizelerinin yardımı bilen Allah'a davet kılış vazifesini başladı. Kur'an-ı Kerim bizge İsa'nın davetinin başka peygamberlerinin davetinin mahiyetlik bir farkının yokluğunu eğitirdi. Bu peygamberlerinin çakırıkı esli mahiyeti cahettin, o'xshashli tavhid ma'nosidagi islom da'vatining o'zi edi, ya'ni Allohga yuzlanishning o'zi edi. Men va sizlarning Rabbingiz bo'lgan Allohga ibodat qilinglar. Mening va sizlarning Rabbingiz bo'lgan Allohga ibodat qilinglar. Qur'on Karim bu so'zni aytgan kishining Isa ekanligidan xabar berdi. Payg'ambarlarning ismlari, olohidliklari, mo'jizalari, kiyim kiyishlari, tillari, yoshlari, qiyofatlari va rangi ro'yimi xilma xildir. Lekin ularning jismi, qalbi va ruhi bilan Allohga yuzlanishda Allohning olamlarning parvardigori va olamlarning Rabbi ekanligiga, shiriki yo'qligiga, koinotda tangdishi yo'qligiga, birligiga tug'ilmagan va bola topmaganligiga o'xshining yo'qligi iymon etishda o'rtoqdir. Hazrati Isa tavhid haqida Allohning butun payg'ambarlardan ko'p yoki oz bir narsa degani yo'q. Qur'on Hazrati Isaning osmonga ko'tarilishidan taxminan 500 yildan ko'proq vaqtdan keyin tushirilgan. Allah Hristiyan dünyasında Hazreti İsa hakkında çıkadığan ihtilafını ezelden bilgeçke Kur'an-ı Kerim'de tehe meydana gelmeyen bir diyalogunu aşkarlığandır. Uluğ Allah Sürü Maidide mundaq der. Ey Meryem oğlu İsa, sen kişilerge Allah'ını koyup, men bilen onamını iki ilah kılığına dedin mi? İsa etti. Rabbim,
şeningi layık emez nerslerden seni pak dep itikad kalemen ki, bana etişki tekiştik bulmağın sözlerini ben etmeymen. Eğer ben bu sözünü etkan bulsam, sen çokum bilirsin. Yani benim ındak yemeye geldiğim sana malumluk. Sen benim zatımdakini bilirsin. Ben senin zatındakini bilmeymen. Sen gayiplerini nahiyeti obdan bilirsin. Ben onlara fakat sen beni yetişki buyurgan söz ne? Yani benim perverdigarim ve sizlerinin perverdigarınlar bulgan Allah'ı ibadet kılınlar dedim. Ben onlarının arasında bulgan muddette onlarının emellerini köz tutturgan idim. Beni kabzi ruh kılganından kiyin onlarının emellerini sen köz tutturgan idin. Sen emme nersizden haberdarsan. Sürü Maide 116 ve 117. ayetler. Kur'an İsa'nın davetinin tevhid geldiğini uçuk otturu koydu. Hem İsa'nın Allah'ın oğlu ve ilah işgeldeki hakkada eğitilgallardın yarak işgeldeğini ifadeleydi. Ben onlara fakat sen beni yetişki buyurgan sözüne, yani benim perverdigarim ve sizlerinin perverdigarınlar bulgan Allah'a ibadet kılınlar dedim. Sürü Maide 117. ayetinin bir kısmı. Hazreti İsa Allah'a davet kılışka başladı. Onun daveti yaratkışı bilen yaralgıcı, ibadet kılınkıcı bilen ibadet kılgıcı otursuğa kirmestik. Orlışı olmazlık üstüge kurdudur. Ulu Allah onun İncil'ini çürüp verdi. O mukaddes kitap bulup, Tevrat'ını tasdiqlaş ve onun dastlabki şer'iyetini berfa qilish, onun içindeki doğru hükümünü kollaş için kelgeni. İncil takvadarlar için nur, hidayet ve nasihat idi. İsa Yahudilerin şer'iyetini ölük tefsir kılışına karşı çıktı. O özlerinin şeriat ve hakikat hamileri deb atıp olganlarga özlerinin şeriatını buzuş için emas, fakat onu toluqlaş için kelganligini aytıp hatırjam kıldı. Ama o şeriatni tefsir kılışta onun posti ve şaklını taşlap mahiyetine ötdi. Hazreti İsa Yahudilerga Musa'nın 10 tavsiyesinin onlarının oyluğundan çoğunluğun mənilerini öz işine alırdığını çöndürdü. 6. tavsiye, onlarının bilgini de fakat cismani öldürüşünle çekilgen bulmasının meyli nemli buluşunun katli nazar, başkalarına kılınan her türlük haksızlık ve yamanlıklarının çekleş mənisi gibi. 7. tavsiye, fakat her kişinin özünün hakiki hakkı bulmağın ayol bilen yakınçılık kılış mənisidiki zinanını çekilmeydi. Bu her türlü zinanı öz işçi kalır. Köz hakkı bulmağınca, yani namahremgi şehvet ve temavilin karısı mı zinah kılığan bulur. Hazreti İsa mundaq diyeniydi. İnsan üçün en yakşısı birlikte halak buluşunun oranına özünü halak kılıdığan közgü muhtaç bulmasıdır. Şeriat, kasımını bozuş ve gipede durmasını çekleydi. İsa, kavmeki kasım kılıçtın azar eyleşini buyuruydu. Çünkü ulu Allah'ın isminin insanların tırıda itibarsızlığının işi çoğun günahdır. Matta İncil'i 21'den 48. gece. Hazreti İsa cemiyetki hükümranlık kılavatkan materialist iqim bilen mu köreş kıl. Şunun için insanların temahurluk, iki yüzlümücülük, riyahurluk, hoşamet kılıçtın mu çekilgeneydi. Onlarının özleri için dünya baylıkı toplaşı kerekemez. Yani dikkatini ve tırışçallıkını bu dünya için serip kılıç doğuramaz. Çünkü dünya fanidir ve yok bulucudur. Dikkatini ve tırışçallıkını ahiretki münasebetlik emellerge ayrış gerek. Çünkü ahiret bakidir, mengülüktür. Hazreti İsa insanlarga gazinin tallaşta akıl buluşun tavsiye kıldı. Çünkü insanların hayatı
beden yoki ruh şeklinde g'azinaga bog'lanadi. Chunki insonning g'azinasi nerede bo'lsa, ko'nglini shu yerda bo'ladi. İnsanın dili hidayet yüzlense, bütün hayatı yoruk bulur. Onun dili dünyanın karanlığı yüzlense, bütün hayatı karanlık içinde kalır. Hazreti İsa, kavmini riyadın ve mal dünyaya muhabbet bağlaştığını çekler, onlarını öz hocayını tallaşta dikkat kılışkı çakırdı. Çünkü insan, birli vakti işki hocayında hizmet kılanmaz. Ya mal, veya ki Allah onun hocayını bulur. Mal dünyayı çokunuş, insanını Allah'tan yıraklaştırır. Şuna insanlar yemek içmek, kim kiçek ki okşaş, dünya hayatına ait nerslerge özlerini gem endişeyi silip, Allah'ın yardımının gümallanğıdık derecede birlik etmesi gerek. Allah bendilerinin hayatı üçün kereklik hemmi nersi bilin təminləşki vədi bərgən. Əgər insanlarqa qəm əndişə və quman çüşü, onlarının Allahının insanlarını küzdüb qoğdaydı qallıqıdın gümallan qallıqı, onun sözüqə, rəhmətiqə və insanlarqa küyündü qallıqı işənmə gəlləqidin meydana gəlir. Onlarını yaratqan, onlarqı yegizgən, işgüzgən və küyünüb qoğduğan Allahdır. O, asmandaki quş, tağlardaki piyaz gülü çağlık mevcudatlarının en addilerini yigüzüdü, hiçgüzüdü. Onlarını kovdaydı ve asıraydı. Hazreti İsa kavmige dünyayı birleşinin dindarlarına uygun kelmeydiğen butperestlik günahı işgeldiğini düşündürdü. Çünkü butperestlik tehimi yakşı, tehimi hayırlıklarını bilmegeldiği için bundaq nərslərini toğır deyə qəbul qıladı. Dindarlar bolsa ilahi yardım və mazaratının özlərini Allahqa tapşırışqa və dünyaya verilməsiki dəvət qılğanlığını düşünürdü. Allah onların ehtiyacını, onların özlərindən yaxşıraq bilir. O ehtiyaclarını qondurışqa kepildir. Şundaqkən onlara Allah'ın razılığı ve mağfiretini tilash en yarışıdır. Yani ruh, hayatı ve öz işçiliği alınan ibadet, ebedi saadetini talep kılış lazım. Şunu İsa, insanların özlerinin kilerçiliği ve ertesi için baş katırıp ketmesini tavsiye kılır. Çünkü ertimi öz ehvali bilen meşgul. İhtiyaclar ve çarçaşlar her günü özgürüp durgunu değil. Rızık ve ilahi ozuk mu özgürüp yanılını durdu. Hazreti İsa insanların birbirine kullanılan iki yıl ölçümüne mi karşı çıktı? İnsanların özlerine yaksını ep kılıp maçırını başkalarına iştirip koyduğallıkını körüp ötünüz. Bu iddia Yahudilerin insan adaletini pütüleyip boğup koyganıydı. Meryem oğlu İsa insanların bunu altı kaideyi tayinip hareket kılışını tavsiye kıldı. Sizler insanların kandak muamele görüşünü halisanlar, sizler mi şundak muamele kılanlar? Hazreti İsa insanların hiç şirki bulmadan yalnız Allah kılı davet kılıp kalmasın, onlarını yine ruhi ve kalplerini paklaşka, vicdanlık buluşka, ruhi alemine yükselişki davet kılıçını mı doğumlaştırdı. Onun daveti Yahudi kahinlerini gazetlendirdi. İsa'nın her bir sözü onlarının yürekine hengerde sancılattı. İki yüzlümücülükünü otturuğa çıkarttı. Onlar can ilan kalıp İsa'yı her hıl tozaklarını kuruşka başladı. Onun Musa'nın şeriyetini yok atmak için işgeldiğini ispatladı. Qiyin ahvalığı çürüp koymak için buldu. Musa'nın şeriyeti de zina kılgan ayın çalını kesek kılıp öldürülüşü buyurlattı. Yahudiler, kahinler çalını kesek kılmışı gerek bulgan bir ayalını İsa'nın olduğu kilip soğudu kılıçtı ve şeriyet günahkar ayalını çalını kesek kılışka buyurumdu deyip soruştu. Dedi İsa. Ondaktı bu ayal günahkar deyişti ular.
İsa bir kahinlerga, bir o ayalga karadı. O kahinlerinin o ayaldın bekerek günahkar işkelliğini biletti. Kahinler onun cevabını kütüttürdü. Eğer o ayalının öldürülüşünün doğru emesliğini eysa, Musa'nın şeriteki karşı çıkan buladı. Eğer o ayalının öldürülüşünü buyurursa, özü davet kılıp kilovatkan söygü ve şefkat şeriteke özü karşı çıkan buladı. Eysa, onlarının özü tuzak kuruvatkallığını düşündü. Külümsirep durduğun nurluk yüzü bilen o ayalığı karıdı ve onlara oranladı kim en pak ve en günahsız bolsa şu taş atsın dedi. Onun sözü günah otursa da hüküm kılış için yeni bir kanun süpüde de ibadethanı içinde yağırdı. O yine günahı bulmağın kişi günah hakkı da hüküm çıkarsın. Günahsız insanların hiçbiri başka insanga boyun egişke ve onun aldığı mahkum oluşu mecbur emez. Fakat ulu Allah'la en yakşı hüküm çıkarıcıdır. O en merhamet kılıcılarının en merhametlikidir, dedi. İsa ibadet handın kaytıp çıktı. Ayol onun arkasından yürüp gelip yeni kımmetlik huş fırak kutusunu çıkarıp andın onun putlarını süyüp, köz yaşları ve huşfırak nersi bilen yüyüş için yergi özünü attı. Andın kin şaşları bilen putlarını kurttu. Mesih onun için en ahırkı kutuluş ümidi ve merhametinin çeksiz gücünün simoluydu. Yahudi kahillerinin çoğumu İsa'nın arkadan ergeçti. Kahin öz içi de İsa'nın merhamet ve şefkatine hayran kalan idi. İsa onundan sordu. Bir kişiye karzlar bulgan iki kişi var. Birinin karzı 500 dinar, yani birinin 50 dinar. Dedi kahillerinin çoğu. Her iki karzlarının karzlarını tölügedek pul yok idi. Karz egisi onların karzdan keçir etti. Dedi İsa. Kahin yine şundak mı? Dedi. İsa bulardan kayısı bekerek söyüldü dep sordu. Karızdan keçip etkici. Dedi kahin. İsa mundak dedi. Doğru dedi. Kara bu ayalga. Ben senin uyunge kirginimde yüzümünü yukarı sumu vermedim. Ama o putlarımını köz yaşları bilen yiyip çaşlar bilen kuruttu. Yani sen beni birer kadımı yaş görüp bakmadın. Ama onun suyu git olan kalbi var. Kim ki köp söyse, şefkatlik bulsa, onun günahları hep okulunur. İsa örülü, ayalını orundun turuşku buyurdu ve mundak dedi. Ey perverdigarım, onun günahlarını hep okul. İsa, Yahudi kahinlerga Allah tarafki davet kılgan kişinin günahkı patkan cemiyetinin emini ehvalıga karımayla şeriat hükmünü yürgüzdüğün cellatlardın emesliğini şendirdi. Eslide Allah tarafki davet kılgıcı kişiler insanlarga rahmet kılış için evetilgendir. Rahmet bütün ilahi çakırıklarının gayesidir. Peygamberinin evetilişi Allah'ın aşı peygamberinin kavmine devrigi kılgan ve evetken rahmet olur. İsa, Allah'ın öz kavmine rahim kılışın. Onlarının özlerine şefkat kılışı ve Allah'a iman etişi için dua kılattı. Onun hayatı, takvadarlık kılış ve ibadet bilenle ötken hayatıydı. Mutmir İbni Sulayman İbni Esakir'den mundaq rivayet anlığın. Hazreti İsa yundun tokulgan kiyimi bilen yalan ayak, közleri yaşk tolgan, kirayı aşıktan sargaygan, kalpikleri ıssızlıktan kurgan halda dostlarının yeniği kilip mundaq dedi. Esselamu aleyküm ey İsrail avladı, öyümünün kayarda işgeldiğini bilen sizler. Ey Allah'ın ruhu, senin uyun nerede? Dedi ular. O mundak dedi. Uyum mescitlerdir. Nefsim onun fırıkıdır. Tamığım açlıktır. Keçisi yoruk çirgin aydır.
Reyhanım yeryüzünün yeşil otlarıdır. Kiydiğinin yün kiyimdir. Şuarım izzet, şereflik ve küşlük ilgisinin korkuştur. Namıratlar, keseller ve acizler dostlarımdır. Hiç nimem yok halette tan atkızımen. Hiç nimem yok halette keç kılımen. Hiçbir nerseden parakende ve endişlenmeyen halde yaşıkçı bir insan ben. Mendim mi bayi ve bəxtlik kim var? İsa çakırgını Allah'ın böcüzler bilen doğumlaştırdı. Halıkının oldu da layını kuş şekilde yasab, ondan onu püleydi de o kuşka aylını fıçattı. Oddi ve pakiz kiminin peşi bir kiselgi tekse o kisel sakıyıp gitetti. Kollarını bir kurunun ya ki beres kesilinin tenegi koysa o derhal sakıyattı. Onun yeni Allah'ı bir möcüsü var idi ki o bolsun ölüklerini kabirlerden çakırış idi. Ölükler Allah'ın izni bilen terlattı. Müfessirler İsa'nın tört kişinin terildirgeliğini etişti. Dostu Azer'ni bir er ayalının oğlunu, bir ayalının yalğız kızını, bu üç kişi onun zamanında ölgen idi. Bunu körgen Yahudiler, sen yakında ölgenlerini terildirdin. Belki onlar ölmey, jürgü toxtap qalğan bolışı mümkün deyişti. Onun din, Nuh'nun oğlu Sami'ni terildirişini tələb qilişdi. Müfessirler mundaq dedi. İsa Yahudilerga, Nuh'nun oğlu Sami'nin kabirsini körsütüşünü buyurdu. Onlar bilen birlikte Sami'nin kabirsini yetip geldi. O, Allah'a dua kılıbıdı, Sam çaşları akarğan halda kabirsinden çıktı. İsa onunla, sizlerinin zamanınlarda çaç akırış bulmasa senin çiçin nemiş akırıp ketti dedi. Ey Allah'ın ruhu İsa, sen beni çakırganda Allah'ın ruhuna cevap ver. Degen bir avazını anladım. Kıyamet kayın boğa okşaydı deyip oylap, dehşetli korkunuştun çiçim akırıp ketti, dedi Sam. İsa'nın ölüklerini terildirişi hakkındaki kıssalar Kur'an'da tefsili bayan kılınmadan. Allah fakat İsa'nın özünün izni bilen ölüklerini terildirgenlikle bayan kılgan. Gerçi terilgenlerinin kiyin tekrar ölgen ya ki doğumluk yaşıgallığını bilmesek mi İsa'nın onlarını terildirgenlikle işiniz elbette. İsa ruhunun desturu bulgan her nersini onlara çüşendiretti. İsa takkı çıkıp etrafıgı yığılgallarga bir kur köz yürüttü. Bu kişiler namıratlar, şor fişaneler, miskiller ve ruhi çüşkün insanlarıydı. Onlarının sanımı başka peygamberge iştahat kılgallarga okşaşla en tayin azıydı. Küçük bir parça bulup gelip takkı yağmur yağdı. İsa sözleşki başladı. Ruhi azaplanan kişi ne mi deyin bəxitlik? Çünkü o alemde bəxt yarışıdır. Musibetli kişiler ne mi deyin bəxitlik? Çünkü onlar təsəllige erişidir. Səbirçan, mülayim bolğallamı ne mi deyin bəxitlik? Çünkü onlar zımınğı varislik kılıdır. Yaxşılık, dürüstlükte təşna bolğallar ne mi deyin bəxitlik? Çünkü onlarının teşnalığı kandırılır. Merhamet kılgallarını imleyen bəxtlik. Çünkü onlara merhamet kılın. Kalbi pak bolgallar ne mi diyen bəxtlik? Çünkü onlar mı ahirette Allah'ını görüdü. Hak yolda kıyın kıstak. Zulümü uçurguçlar ne mi diyen bəxtlik? Çünkü onlar o alemde çeksiz bəxt girişir. Sizler yeryüzünün tuzu okşaysa, tuzunun oranını doldurduğun başka neresi var mı? Sizler yeryüzünün tuzu okşaysa degen cümlenin mənisini yaxşı oyna. Tuz yemekliklerine olayı da təm bir. Tuzsiz tam, təmsiz. Ya ki təmini yok atkan bulur. Şunun dek müminler bulmasa hayatının əhmiyeti mi yok ayır.
Müslümanlar bulmasa, onlarının sımaları, kalıpları ve Allah için kılgın emelleri bulmasa, hayat rahimsiz, kidugusuz halı kılıp kalıp. Allah insanını yeryüzüki halife kılışının, insanının Allah'ın bendisi buluş bilen erişken hürmetinin ehmiyeti kalmaydı. Hayat rahimsizlerinin zoravallığı bilen toludu. Şuna İsa özüge ağaçkallarga, onlarının paklığa bekteket kılattı. Onlarga özlerinin hayatının mənisini, yeryüzünün tuzi ve mevcudiyetinin lezzeti işkelliğini düşündürdü. Onlar Müslümanlarıydı. Onlar yakşılıkka fakirlik kılattı. Eğer onlarının özleri buzulsuzcu, onlar eslifi hayatka pak lezzet ata kılışka mesuluydu. Paklıkın özü bozulsa, kaysı nerse hayatı paklık ilip gilerleydi? Ulu Allah, yeryüzünün tuzlarının, yani havariyyullarının, Hazreti İsa'ya iman etişini vayi kıldı. Bu mındaktı. Aynı zamanda, ben havariyyularga, bana ve benim peygamberimge iman etinle, deyip vayi kıldım. Onlar, biz iman ettik, güvah bolğun ki, biz emrenge boysunuşlar mıyız, dedi. Sürü Maide 111. ayet. Sebeh Melikisi Süleyman'a iman et, Müslüman bulgan dek, havarilerimi İslam'ı kabul kıl. Emniyette Allah'ın bütün peygamberleri İslam dinidir. Peygamberlerinin peygamberlikinin asli mahiyeti İslam'dır. Allah'ın varlık peygamberleri tevhidge ve İslam'a davet kılır. İslam bizge nispeten tevhiddin çunkurrak menigige. İnsanın Allah'ını tanışı ve kainatının yaratılışıdaki birligige iman etişi, insanlı insancılıkta günah kılıçtın tosap kalalmaydı. Kalbinin, köngünün ve iddia fikrinin Allah'ı yüzlenişi en yukarı derecedir. Bu, kemter, mulahim kişilerinin ve bir Allah'ı itikad kılgıçlarının kamillik derecesidir. Bu, on bilen emniyetinin birleşip, Allah'ın bedelişidir. İnsanın günahdan yıraklaşıp, özünü Allah'a tapşırışıdır. Kur'an-ı Kerim bizge, uluğ Allah'ın havarilerine, özüge ve Peygamber İsa'ya iman etişini ilham kılgınlıkın haber kılıp. Ulu Allah'ın havarilerine ilham kılışı doğursa da bir az toxtalmaqçımız. Ulu Allah'ın insanlarına ve mahlukatlarına ilham kılgallığını biliniz. Allah Ta'ala mındaktı. Perverdigarım, əsəl hərisiga ilham bilen bildirdi. Sürü Nehli 68. ayetinin bir kısmı. Allah Ta'ala yeni mındaktı gen. Musa'nın onısına ilham bilen bildirdik ki, Musa'nı imitken, onun ziyankeşliği uçuruştan korusan, onu sandıkı silip deryağa, yani Nil deryasına taşlıgan. Sürü Kasas 7. ayetinin bir kısmı. Bu yerdeki ilhamın mənisi, Allah'ın mahlukatlarına bergen tabiiyetini, Allah'ın halığın dersini yüzlendirişke ilhamlandırışıdır. Musa'nın Firavun'un onu sualığı bergen cevabı esinizdi mi? Onlar Firavun'a gelip, Allah Ta'ala tarafından vahiy kılınan derslerini yetkizgenden kim Firavun, ey Musa, sizlerinin perverdigarınlar kim? Dedi. Sürü Taha 49. ayet. Musa etti, perverdigarımız şundak sattır ki, emmi dersine özünü münasip şekil ata kıldı. Ondan onlarla yaşayış yollarını, paydındığın nerslerini görsetti. Sürü Taha 50. ayet. Bu yerdeki mənumu, uxşaslı havarilerine münasip gelir. Bu yerdeki ilham, Allah'ın onlarla, onlarının yaxşılığı ve saadeti üçün bergen ilhamıydı. Bu ilham, onlarının arzu idraklarına karşı emesiydi. Erkillikli gibi dəxli kılmaydı. Allah onlarının kalıplarını küzetti.
ve yaxşılıqqa tolğanlığını, onlarının hakikaten yer yüzünün tuz işgeldiğini gördü. Onlarının özüge ve özünün elçisiyle iman etişle ilham kıldı. Onlar iman etti. Müslüman bolğanlığına şahadet keltirdi. Havariler körünüşte imanlarını yoşurdu. Ahire, İsa kavminin inkarda çıngtırdığanlığını his kıldı ve onlara mundaq dedi. Allah yolunda kim bana yardım kıldı? Uluğ Allah mundaq degeni. İsa onlarını, yani Yahudilerden küfürünü, küfürde çıngtırıp onu öldürüş niyetine kelgenliğini sezgen çağda, Allah için Allah'a davet kılış yolu da bana kimler yardım kıldı dedi. Havariler, yani onun tevelerinin hakiki müminler eydi. Allah için sana biz yardım birimiz. Allah'a iman ettik. Guvah bulun ki biz peygamberlikine boysunguçlarımız. Perverdigarımız, sen mazul kılgın kitaplı işendik. Peygamberge ergeçtik. Bizni hidayetine şahit bulgallar katardı kılgın. Sürü Al-İmran 52. ve 53. ayet. İsa'nın onlarını İslam'a davet kılgallıkını ve onlarının Müslüman bolgallıkını bayan kılıdı. Kur'an, İsa'nın özünün kinkili doğan Ahmet isimlik bir peygamberinin hoş haberini yetkizgeldiğini kayıt kılıdı. Uluğ Allah mundaq dedi. Öz vaxtıda Meryem'nin oğlu İsa, ey İsrail evladı, ben sizlerge hakikaten Allah evetken, mendim burun kelgen Tevrat'ın tesdik kılgıcı. Mendim kinkili doğan Ahmet isimli peygamber bilen hoş haber bergücü peygamber men. Dedi. İsa onlara rüşen mücizlerini elip kelgen çağda. Onlar bu up uçuk sehirdir dedi. Sürü Saf 6. ayet. Hazreti İsa'nın özünün kinkili doğan Ahmet isimli yani Muhammed Aleyhisselam bu peygamber hakkında kaçan haber bergenlikini biz bilmeyiz. O bu haberini peygamberlikinin destlepki mezgillerde bergen mu, ya ki ahirki mezgillerde, yani asmanlı kötürülüştün aval bergen mu, bunu inik bilmeyiz. Kur'an bu hoş haberinin peygamberlikinin destlepti birilgenlikini bildirdi. Çünkü ulu Allah mundaq degeniydi. İsa onlara rüşen möcüzlerini elip kelgen çağda onlar bu up uçuk sehirdir dedi. Sürü Saf 6. ayetinin bir kısmı. Bu mesele yine İsa bilen münasebetti. Demek ayet İsa kavmine evetilgen de Allah'ın izni bilen ölüklerini terildiriş, layını kuşa aylandırış, Katarlık möcüzlerini körsetkende Muhammed ya ki Ahmet'nin hoş haberini bergenliğini şendirmekte. İsa onlara bu möcüzlerini körsetkini de onlar onu sehirger deyişti. Hazreti İsa bu hıl töhmetlerinin özünün burunki peygamberlerge mi ortılgallıkını, özünün kinki peygamberge mi ortılgallıkını biletti. Şunu o mundaq töhmetlerge ähmiyet berip ketmesdin, davetini doğumlaştırgaçka, onun bilen İsrail evladı arasındaki köreş tehimi küçeydi. Onlar şefkatsiz, rahimsiz, kalbide tevhidinin negizi kalmagan kişileriydi. O, onlarının bütün hata iddiasını, hayatını ve tertip nizamlarını bozup, uğruna hakka, adaletke ve inaklıkka davet kıldı. Bu hakka, adaletke ve tiniş inaklıkka muhtaç bulgan zalim hayatka can kılışıydı. Matta İncil'i İsa'nın tilidin mundaktı. Beni yeryüzüge tinişlik ep geldi edip oylamanla. Ben tinişlik için kendim, eksici kılıç götürüp geldim. Bu sözlerinin manisi
پیغمبرلرنن دعوتلرنن مهم تعریفی اوتروق چیکردی. اولار اصلی دی کورشدی. گرچه ایشلتگن قوراللری اوخشیمیسمو، لیکن ماهیتی اوخشاشلی کورش بولود. کورشنن دسلیوینی فکر بیلن باشلاید. Allah'tan başka ilahının yokluğuna şahadet keltirgen bu fikir, insanların altın ve taşın yasalgan ilahlarının hemmesi bilen cenkılıdır. Bu fikir, gümre ve zoravallarının aramını buzul, onlarının menfaatine tehdit salır. Adette hükümanlar, hukuktarlar ve komandarlar peygamberge karşı hareket kılır. Allah hidayet vergen kişiden başkası, kavminin katlıları bilen peygamberge toskunluk kılır. Peygamber bolsa, fikir, nezriye, körüşünü doğum kılır. O, Allah'ın birlikini cakarlap, köreşinin ul dişini kopurur. O, müstehkem asaslı tayınıp durup, adalet binasını kurup çıkırır. Bir kişinin har körüş veya ki kul kılışka hiç kimden mi hakkı yok. Çünkü insan fakat Allah'ın kuludur. İnsanlar ilah bulunmaydı. Her insan ten beraberdi. Şahsi abroyunu üstürüş ve başkalarının sayesinde deyiş için başkalarının hakkını yiyişke ve onlara her kandak şekilde yamallık kılışka, onlarının emgikini, kan terini şuraşka, hiç kimin hakkı hukuku yoktur. Davetnin, barlıq peygamberlerinin davetinin hakiki mənisi, kavminin katlıları kurgan, buzuq, hata kaidi prinsiplarının hemmesigi karşı isyan kılış digerlikdir. Demek, bu bir küreş çakırıqıdır. Şuna peygamberlerinin kuralı buluş gerek. Fikir otturuğu koyulgan dinkin, küreş başlandı. Peygamberlerinin bazıları koluğu kılıç alır, bazıları başka kuralı tanır. Kural, kullanılan usulü okşaşmaydı. Peygamber deslibi de sabırçallık bilen kayıl kılıç, ya ki akıl kuralını şildirdi. Köreş devamında peygamber özünün kural işiltişi mecbur bulvatkallığını his kılıçla başlaydı. Düşmeleri onu kural işiltişi mecburlaydı. Peygamberler amalsız küç işletişki mecbur bulup. Peygamberlerinin işletken kuralı birbirinin peraklıktır. Bazılarının topan balası, bazılarının şamalığı okşaş, düşmelerini halak kıladığın mücizler bulsa, bazılarının cinler ve kuşlarını tesadüf kılış iktidarı belirleştik, düşmelerinin mutlak üstünlük kazandırgan mücizler. Yani bazılarının otlu taşlanğanda otnun sörün ve illik bulup birleşidek, İbrahim aleyhisselam'ı birleşidek, düşmenin yamallıklarından kutkazgan mücizleridir. Yani bazılarından bulsa, ölüknü terildirişki okşaş, küşlendirgen mücizler ve daveti için koluğu kılıç edip can kılgan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ki okşaş mücizdir. Peygamberlerinin işletken kurallarının türleri, hususiyeti ve sani farklılıktır. Allah Ta'ala onlarının şaraitini bizden yakşı bilir. Peygamberler için kuralının türünü kallıgan Allah'tır. Turgan yerde medirlamay, köreş kılmagan, erket kılmagan, kıyın kıstak zulüm körmegen, kavmi tarafından heydep çıkarılmagan, Allah yolu da çoğun iğir azaplarını sabır kılmağın bir mi peygamber yoktur. İsa aleyhisselam özünün köreş için kelgen cançı geldiğini eytti. Onun fakat sözleriyle cemiyetini asasının ağlarıp taşlaş mənisi de idi. İsa zamanında cemiyet şirik, yalgan, içki yüzlümüçlik, materyalist, riya, şekilvazlık, zulüm ve asaret işi de tolgunattı. İsa sözleri bilen bunlarının hemmesini ağdırıp taşladı. İsa, kavmigi Allah'ın davetinin mahiyette finişlikte kılınan davet bulmasın, köreşki kılınan davet geldiğini düşündürdü. Kendinin en ahırkı tamçısıkçı köreş kılınmağın davanın
kılçılık ehmiyeti yoktur. İddiye, fikir, gaye ve prinsipler fakat nezirye petişli kalsa kımmetini yoktur koydu. Fakat onun destekli anlarının bularını kovdaş, emelge aşırı için kılıngan tırışçallıklar bilen hakiki kımmetini körsteleydi. Yani nezriyanın emeliyetki oynayışı bilen hayati küçünü emelge aşırıp. Cen kılınmasa, kural işletilmese, peygamberlerinin daveti nezriyeyi fikir halı tutulup kalıp. Hiç kişini hareketlendirmeydi. Hiç kişini bir aram kılmaydı. Hiç kimini karşılık bildirişki seferber kılmaydı. Peygamber kısırlarının köpçülükü de kavminin köp kısmının peygamberge kanda karşı çıkkallıkını ve onun bilen kanda uğraşkallıkını körüp öttü. Başta mezhir kılışıdı. Ahırda öldürüşkü ündeydi. Ya ki öldürüldü. Şunisi inik ki peygamberler haklı kovdaşta mehkem durattı. Peygamberlerinin kısırları da kavminin ve hükümranlarının peygamberlerine ucum kılgallıkını, ama peygamberlerinin okşas küç bilen zerbe kaydırmakallıkını kördük, his kıldık. Bunun sebebi şu ki, peygamberlerine karış çıkan batıllar küçlük teşvikatı tayınıp, onları töhmet çaplar, til ahanet yağdırıp, cidel macera çıkarttı. Peygamberler bulsa, hakkı işinip, itikat yoludu mağat. Bu yol töhmet ve cidel maciranı kabul kılmaydıgan yoluydu. Ama peygamberler aklını işletiş, kalbini uygutiş ve ruhini patlaş doğrusudaki davetlerini özlüksüz devamlaştırdı. Bu özlüksüzlük peygamberlerinin ve Allah'ın düşmeleri için çoğun baş ağrıkını keltirip çıkarttı. Peygamberinin çakırıkı aile münasebetlerine tesir gösterdi. Bazıda atısı iman etse, oğlu inkar kılattı. Bazıda oğlu iman etse, atısı inkar kılattı. Veya ki ayalı iman etse, er inkar kılattı. Ya ki del bunun eksi bulattı. Şunun bilen, öğünün içi de oğlu atısı bilen, ayalı eri bilen ihtilap kılış, kilip çıkattı. Bu işler, kavminin peygamberine karşı hareketini tekimi küçeytirip etti. Düşmellik, nefret, ya atısını oğludun, ya kızını anısıdın, ayrışkı ilip barattı. Peygamberler, özüge ergeşgellerge bir kanun bekletti. Kanun, peygamberlerinin sözü bilen meydanlı kiletti. Avval, Allah ve peygamberini söyüş. Arkadın insanlarını söyüş kiletti. Bu çişençiler, Metta İncil'in 10. cilidi de İsa'nın sözleri bilen öz ifadesini tapkanıydı. İsa mındak digin. Beni yeryüzüge tenişlik bir kaçtaş için geldi demenle. Ben tenişlik için emez, köreş için geldim. Ben oğlunu atısı bilen, kızını anısı bilen, kilinini, kıyını anısı bilen ıhtılap kıldırışı geldim. Çünkü kişinin rakibi öz ailesidir bulup. Kim ata anısını beni yakış görgendim bekerek yakış görse, o bana layık bulmaydı. Kim oğlunu ya ki kızını beni yakış görgendim bekerek yakış görse, o mu bana layık bulmaydı. Kim ki hayatını özü üçünle yaşsa, onu yoktu koy. Kim ki hayatını ben üçün takdim kılsa, hakiki hayatta erişir. İncil'in izahlı kuçular ondaktaydı. Yahudiler İsa hakkında, o kelgende ergeç küçülerinin hemmesine mal baylık, seltenet verdi ve onlara huzur, hatırcımlık ilip gildi deyip karaydı. Mesih gelip muratlarına ondak bulmaydı Allah'ını düşündürüp. Çünkü ergeçkellerine Allah'ın kırımdaşlarının ve öz vicdanlarının aldı da onlar talep kılgan hatırcımlıkı berse onlar zulümü uçuraydı. Ve kılıç bilen öldürüldü. Şunu onlar hatırcemlikinin küçüğünün oranına köreş kılışı, muretse kılışının oranına ayrılıp çıkışı gerek idi. Şunun bilen Yahudi cemiyeti şikayet bilen. Namuratlar
acizler ve pak kalıplı kişiler İsa tarafta inkarçı bulgan köp sallıklar İsa'ya karşı tarafta durdu. Onlar, yani inkar kılgıcılar İsa'ya köp külpet çektirdi. Matta İncil'in 11. cildi de İsa'nın azapları, onun Yuhanna'nın yani Yahya'nın davetini, şundakla özünün davetini inkar kılgıllardan köp eziyet çekkenliğini kılgılıp. Matta İncil'i İsa'nın tili bilen tövendikilerini bayan kılıp. O nesil kişilerini kimge okşaydı? Onlar nemi okşaydı? Onlar koçularda, bazarlarda oturup, biz çalsak sizler oynamadınla, biz yığlap kıkılıp kessek, sizler yığlamadınla dediğin balılar okşaydı. Yahya aleyhisselam yemek içmek ekilip idi, onun da şeytan var dedi. İnsan oğlu yap içip idi, aç göz, harahkeş, keyif sapağı birlidiğin, eşi işiretke, günahkı amırak birse deyişti. Kim İsa mucizelerini körsetken şehirlerine eyipleşki başladı. Çünkü onlar tövbe kılmadı. İsa mundak dedi. İsif silerge. Sana vay kurazin. Vay sana beytul sayda. Çünkü işkinlarga kelgen mucizeler sür ve sındoğu kelgen bulsa onlar kiyimige ve külgü pürkünüp Allah burun tövbe kılışat. Ama ben hesap günü de Sür ve Sidun'un ehvalının işkinlerden yakışı bulduğallıkını haber kılımen. Sana vay kefer nahum. Sen özenli asmanı götürülümen. Cennetki kirmen dep oylam sen. Sen özenli dozak kaçtaysan. Çünkü sana kelgen mücizler Sedum'u kelgen bulsa o bugünkü yaşayan bulut. Ama sana hesap günü de Sedum'un ehvalının senden yakışı bulduğallıkını haber kılımen. Bu cümleler İsa'nın azaplarını ve hasretlerini bayan kılıp, köreş ve o dünyada muvaffakiyetke eriştirişinin hoş haberini yetküzüş ceryanı da pak kalıbının kavmini çekken erziyetlerini körüstür. Onun devredeki Yahudi nesli koçularda oturup birge, biz sizler için çaldık, ama sizler oynamadınlar. Biz yığlap kıkılıp kessek sizler yığlamadınlar. Deydiğen küçük balılarla okşaydı. Çünkü küçük balılar oynayan vakitlerde hoşallıkların çoğunlarını doğrayıp sıl oynaydı. Hapı bolsa yığlaydı. Onlar tiz hapı bulup, yani tizli hoş bulup. Yahudiler, Hazreti Yahya aleyhisselam ve Hazreti İsa aleyhisselamın hizmetine muşunda muamını kılattı. Hazreti Yahya onlara hasretlengen. Közleri yaş bilen tolgan, onlarının yiyginini yemey, içkinini içmeyen, insanlarla arlaşmayan halda ibadet kılığıcı zahid peygamberiydi. Köpünçü kişiler onunla karab, onun da cinbar deyip onunla ekeşmeyen idi. Kiyin kelgen İsa, eşi işiretki birilgen ve günahkarlar bilen birgi çakırılgan yerlerde bayramlarda yiyen içken halde geldi. İsa, nefsigi berilmeslik ve paklıkta şunçilik derecede ölgü bulgan bolsu mu, lekin yanına onu aç göz, arah keş, şehvetki berildiğallarını ve günahkarlarını söylediğin biri deyip karat, itiraf kılmıyor. Bunun körülüşü buludu ki, bu nesil tesirlengen ve tövbe kılgallarını hesapka almaganda huddi küçük balılardak kereksiz nersiler bilenle hepilişidigan, hiç kandak nersilin tesirlenmeydigan, hiç kandak iş olanın tövbeki yetekleyilmeydigan nesliydi. İsa bu neslinin imansızlığı ve tövbe kılmaslığı sebebidin, umumi yüzlük eğitlegenden kim, köpünce mücizi meydana gelgen şehirlerini eğitleşke başladı. Çünkü bu şehir ahalileri mücizlerini körüp durup, iman eğitmeğen ve tövbe kılmağanı. O Korazin ve Beytusayda'da meydana gelgen mücizler Sür ve Sudan şehirlerde meydana gelgen bulsa, bu iki şehir ahalisi pişayman kılıp, samimi tövbe kılgan bulattı. Dep, Korazin ve Beytusayda'nı alahide tılgaldı. Yahudilerin bu iki şehir bozukçuluk, numussuzluk ve peskeşlikte
bundan burun moşu sebepinden veyran bulgan, oldun ki işki şehirdin mu iş pişkeni. Şunu sür ve sedim ahalisi, kıyamet günü de Kurazin ve Beytu Sayda ahalisinden yeni gerek azap tartıdı. Ondan kin Yahudi şehirleri işi de mucize en köp meydanı keliyen Kefer Nahum şehrini gazep bilen söktü ve eğitti. Bu şehirde dehşetlik töhmetke ve cabağı kalgan İsa, sen özelini asmanı kötürlümen de oyla vatam sen, yak yak yak, sen özelini dozak düşürsen, diyen idi. Hazreti İsa, burunki Yahudi şehri Sadum'da meydanı kelgen mucizler bilen, öz devrede kelgen mucizlerini siliştirul, özüki verilgen mucizlerinin olahide katlı mucize ikenliğini his kıldı. Şundak durup mu Sedum ahalisi kıyamet günü de Kefer Nahum ahalisinin yenik cezağı tartıldı. Hazreti İsa Sedum ahalisinin günah ve hatalıkları tüfeylidin alak bolgallığını eskertti. O Kefer Nahum bilen Sedum'un siliştiriş arkalı Kefer Nahum'un bekrek günahkar geldiğini körsetti. İncil'deki bunu cümlelerden Hazreti İsa'nın öz devirdeki nesilden tartkan azaplarını kör olalayız. Bu cümleler onun oynadığın küçük balıdın farkı yok, yakşı sözler delini ertelmeydiğen, dereceden taşkırı mücizlerimi tesir kılmaydıgan, eksice tehimi çoğunakını talep kılıdığan kavminin işçide tartkan cephasını, çekken eziyetini bayan kılıp, ulu Allah Teala, kişini hang tang kaltırdığan mücizler bilen İsa'ya kayıt yardım kıl. Mücizler Allah'ın peygamberini tasdiklaş, onunla yardım veriş, iman etkallarının köpüyüşü, şundakla öz iradesi bilen erkin halde inkar kılgallarının köpüyüşü için peygamberge verilgen kuraldır. Ahırda Allah her işki tereddün hesap alıdır. Allah'ın Meryem oğlu İsa'yı bergen mucizlerden yeni biri havarilerinin Osman'dan naz-ı nimetler bilen tolgan dastıkhan çürüp bir iş telibini kabul kılışıdır. Ulu Allah Maide Suresi de mundaqtaydı. Öz vaxtıda havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbim bizge Osman'dan üstüde tamak var, dastıkhan çürüp bir elemdu, dedi. İsa, eğer Allah'ın kudurduğu işensenler, bunda sorularını soruştun Allah'tan korkunma, dedi. Ular, biz onun da yiyiş ne, köğünümüzden tenişleniş ne, çözümünün rastlığını bilişini ve peygamberlikini kuvayetlerden buluşunu irade kılımız, dedi. Meryem oğlu İsa, ey perverdigarımız Allah, bizgi üstüde tamak var dastıkhan çürüp bergin. Bu gün bizlerge ve bizden kiyinkilerge bayram bulup kalsın. O dastıkhan sendin bizge kudurtunu ve peygamberliğimini körüstüdüğün bir mücizi bulup kalsın. Bizge rızık bergin. Sen rızık bergücülerinin yakşısın, dedi. Allah İsa'nın duasını icabet kılıp, ben sizlerge çokum asmandın çürümem. Sizlerden kim ki, şunundan kim kapır bulsa, onu şundak azap bilen azaplayman ki, ehl-i cahandın hiç kişini mundak azaplamayman, dedi. Sûre Maide 113. ayetin 115. ayetinin bir kısmı geçe. Havvar ilanın, ey Meryem oğlu İsa, Rabbinin kuşu yitemdu, deyişi, bizni intayin heyran kaldırdı. Ayetinin mənizidin kişinin aklıgi derhal, havariler Allah'ın kudurduğunu güman kılandığı kandak digen sual gelir. Onlar İsa'nın Allah'ın iman etkan muridleri, şagirdleri, talipleri ve okuyucuları tursa ondak buluşu mümkün mü? Tefsir alimleri bu ayet doğrusu da her hıl karışlıyor. Bazı alimler havarilerinin Rabbinin kişi yetemdir digen sözünün mənisi Rabbin hemmeki kadır mı diyeliktir. Havariler destebide Allah'ını hakiki halde toluk düşenmeyi, bu hıl sual soru kaldığı için epe okunudur. Şunu İsa onlara
Eğer işensenle Allah'tan korkunla. Yani Allah'ın kudurtudun gümallanmanla diyen idi. Dep karaydı. Kurtubi bu tefsirini red kıladı. Kur'an'ı karaganda havariler Allah'ın yardımcısıdır. Allah'ın yardımcılarının Allah'ın küçünü bilmesliği ya ki onun gümallanışı caiz demez. Yani bazı alimler bu sözlerini havarilerinin yenidiki başka Yahudlar etkan havariler fakat İsa'yı yetkizgen dep karışıdı. Bunundan başka bu ayetini başkası mənada okuyanlar mı var? Hazreti Ayşe Rezallahu Anha ayetini Rabbin'e dua kılsan ya ki onundan tilsen bulamdu degen mənini bildirdiğin başkası bir şekilde okuyanıydı. Bazı sopular mundaq dep qaraydı. Bazı sopular mundaq dep qaraydı. Havariler Allah'ın gücünü yani kudretini bilmeydi. Ular Allah'ını çunqur söygeçge, onun kudretini öz közleri bilen körüşünü arzu kılıp bu sualını sorgan idi. Ularının bu ahvali, derecesi periklik tövendeki sözlerini sözleyen Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ahvali okşaydı. Perverdigarım, ölüklerini kandak terildirdiği Allah'ını bana körsetken, dedi. Allah, ölüklerini terildirdiği Allah'ını işelmeden mi? Dedi. İbrahim, ya işendim, lekin köğümün tehimi karar tapsın için körüşün tüleymen, dedi. Sure Bakara 260. ayetinin bir kısmı. Demek, havariler, Huddi İbrahim Aleyhisselam'ın digine dek, köğümümüzün karar tepişini, yani hatırcan buluşun ümit kılımız digeneydi. Bu, bizden köğümümüzün teskin tapkızgan tefsirdir. Hazreti İsa onlarının sualığı mundaq cevap verdi. Eğer Allah'ın kudretini işensenle bundaq suallarını soruştun, Allah'tan korkunma, dedi. Sürün vayide 112. ayetinin bir kısmı. Yani köp sual soruştun ve Allah'ını sınaştın sakınma. Çünkü mücizler bilen ten, beşinlerle kandak işler kildiği Allah'ın sizler bilmeyizler. Eğer işensenle degen söz şunu bildirdi ki, sizlerge körsetken mücizlerim yeterliktir. Ular, biz onların yiyişini, könlümüzün tınışlanışını, sözünün rastlığını bilişini ve peygamberlikini kuvahçılardın buluşunu irade kılımızdır. Sürü Maide 113. ayet. İsa, havarilerini çekilgendin ki, havariler özlerinin nemi için bu sualını soruşkallığını düşündürdü. Hazreti İsa teşhiği çıkkanda onun 5000 ya ki 10000'dan artık kişi erişme attı. Onlarının bir kısmı havariler ve onlar bilen birli bolğallar, yeni bir kısmı düşmeleriydi. Bu ahta mandak değildi da. Onlar yeniği hiç kandak yemeklik olmasın, rozu tuttu. Havariler bilen birli turgan kişiler İsa'dan sorup bakanla, bizge asmandan yemek bar dastkhan çürüp verişke, Rabbige dua kılım dikin, deyişti. Havariler, kavminin bu sözünü İsa'ya yetkizdi. İsa onlarga bundan burunqa, bunun avalgı mücizlerge kanaat kılışını etkanda, arzularını doğru düşündürüp, onlar onunla tekrar mandak dedi. Biz onunla yiyiş ne? Yani yeni de, Yigidek bir nersler bolmağallıktın kosakları açgan idi. Köğünümüzün tınışlanışına. Hazreti İbrahim'in köğününün karar tapkını dek, evvalilerinin mu köğününün karar tepşi, ergeşkellerinin İsa'nın Allah tarafından evetilgen peygamber ikerliğine köğününün işinişi, düşmelerinin köğününün özlerinin gümrahlıkta ikerliği işinişi için kiyinki sözleri onlarının üstüge alğan mesuliyetlerini öz işçi kalıdı. Sözünün rastlığını bilişti. Sürü Maide 113. ayetinin bir kısmında. Yani senin Allah'ın peygamberi işkerliğini biz bilimiz. Ve peygamberliğinde kuvayçılardan buluşunu irade kılımız dedi. Sürü Maide 113. ayetinin bir kısmı. Yani biz bunu ve bununla münasebetli haberlerini yetkizeyli. Meryem oğlu İsa, ey perverdigarımız Allah,
bizge üstüde tamak bar dastkhan çürgün. Bu gün bizlerge ve bizdin kiyinkilerge bayram bulup kalsın. Bu dastkhan sendin bizge kudurtunni ve peygamberligimni körüstüdüğün bir möcüz bulup kalsın. Bizge rızık bergin, sen rızık bergüçlerinin yakşısın, dedi. Sure Maide 113. ayetinin bir kısmı. İsa havarilerinin bu talebi bilen ornudun turup, yun kiyimini silip, ibadet kiyimini keyd. Ondan iki putunu cüplep, oşkının oşkığı çaplap, baş barmağını birleştirip, on kolunu sol kolunun üstüne koydu. Ve Allah'ı iştahat millik bilen beşini eğdi. Közlerinin akkan yaşlar, sakalının seyrilip, köksüge ekmişti. Ey perverdigarımız Allah! Bizgi üstüde tamak var bir dastkhan şürgün, dedi. Allah, İsa'nın duasını icabet kılıp, onu men sizlerge çokum, asmandın çürmen, dedi. Sure Maide 114. ve 115. ayetler. İki bulut arası da gayet zor dastkhan zımın uçtu. Bulutun biri dastkhanının üstüde, yani biri dastkhanının aslıdır de. İsa, ey perverdigarım, bunu bizge rahmet kılıp vergin, pitnigi sebep kılmakın, dedi. Dastkhan, Hazreti İsa'nın aldı uçtu, üstüde bir perde barıydı. Hazreti İsa ve onun havarileri secdigi yıkıldı. Dastkhan'dan burun hiç kim pırap bakmadan mizlik pıraplar giletti. İsa, aranlarda kim Allah'a en köp ibadet kılgan ve onunla bağlangan bolsa, o dastkhanı assın. Allah'ın ismini zikir kılgan ve onunla hemde eğitkan halda nimetlerini yanla, dedi. Avariler, ey Allah'ın ruhi, bununla sen en layıksın, deyişti. Hazreti İsa oldu bilen taharet edip, ihlas bilen namaz okudu. Allah'a dua kıldı. Ondan keyin dastkhanga o'ltirdi va uni ochdi. Shunda qarsa, dastkhanda qiltiriqsiz yog'dek siyliq pishirilgan bir beliq turibdi. Ular so'rashdi: "Ey Allohning ruhi, bu dunyoning taomimi yoki jannatning taomimi?" Isa aytdi: "Alloh sizlarni bu xil savolni so'rashni cheklamadimi? Dastkhandaki tamak cennet nimetimi emez, dünya nimetimi emez. Belki Allah'ın çeksiz kudreti bilen tayyarlangan tamaktır. Allah onunla vücutku kel dedi, o vücutku keldi." Müfessirler dastkhandaki nimeti hakkında o bilik midu, göç midu, non midu, yakin mivi midu deyip münazır kılıçtı. Biz bundan suallarını ehmiyetsiz deyip karayımız. Biz üçün muhimi Hazreti İsa'nın bunu sözleri. O, Allah'ın çeksiz kudreti bilen yaratkan bir nimettir. Allah onunla vücutku kel dedi, o vücut geldi. Mani bu, dastkhan mucizesinin hakikatidir. Bu, Allah'ın bir işaretidir. Allah'ın onu inkar kılgallarını, dünyada hiç kim körmegen azap bilen azaplaydı Allah'ın işaretidir. Olimlar dastkhanning tushgan yoki tushmaganligi haqida ixtilof qilishdi. Ammo zo'r ko'pchiligi Allohning tövendiki so'ziga asoslanib, uning tushganligini e'tirof qildi. Alloh bunday dedi: "Men sizlarga cho'qim osmondan tushiraman." Sure Maide 115. ayetning bir qismi. U dastkhandagi ne'matlarning minglagan kishilar yebmi tugatalmaganligi. Bu ni'metni yegen korularının kördüğün, beres kesellikleri ve palajlarının selli mazar sakıyıp ketkelliği rivayetlendi. Hazreti İsa'nın havarileri, bu ve ergeç kişileri, dastkhan çürülgen bu gününü bir mezgilgeçi bayram günü kılıp tebrikleyen idi. Ama şunun din kiyinki yıllarda bu gün asla asla unutulup ketti. Hatta ular itiraf kılınan İncil'de mi, bu doğruluk haber verilmeyen. Maide sürüsüdeki dastkhan möcüsüdün kin, uluğ Allah Hazreti İsa hakkında başka bir ehvalini tılgalıdır.
Uluq Allah, Dastxan möcüsüdün kim? Mandaq degen idi. Ey Meryem oğlu İsa, sen kişilerge Allah'ını koyup, ben bilen anamını işki ilah kılıp onlar dedin mi? İsa etti. Rabbim, şeninge layık bulmağın derslerden seni hak deyip itikad kılmen ki, bana etişki teşiklik bulmağın sözlerini ben eğitmeyim mi? Eğer ben bu sözünü eğitken bulsam, sen çokun bilirsin. Yani benim ondak demigellikim sana malum. Sen benim zatımdakini bilirsin. Ben senin zatındakini bilmeyim. Sen gayiplerini nahayeti obdan bilirsin. Ben onlara fakat sen beni etişki buyurduğun sözle. Yani benim perverdigarım ve sizlerinin perverdigarınlar bulgan Allah'a ibadet kılınlar dedim. Ben onlarının arsızı bulgan müddette onlarının emellerini küs tutturgan idim. Beni kabzı ruh kılgınından kin onlarının emellerini sen küs tutturgan idin. Sen hemme nersizden haberdarsan, eğer onlarga azap kılsan, onlar senin bendilerindir. Onlarının halıgının ki tesarruf kılsan. Sana hiç ehedi teerruz kılanmayıp. Eğer onlarga, yani onlarının içindeki tövbe kılgallarına mağfiret kılsan, sen şimdi galip, hikmet bilen iş kılgıcıdır sen. Allah iyidir. Bu gün, yani kıyamet günü, rastçılarının rastçılığı, yüzüge payda kılıdığan gündür. Onlar aslın üstanlar ektirdiğin cennetlerde mengü kalır. Allah onlardan razı bulur. Onlar mı Allah'dan memnun bulur. Bu zor bekhtur. Osmanlıların, zeminin ve onlardaki mevcudatının padişahlığı Allah'a hastır. Allah her nersige kadirdir. Sürmaide 116. ayetten 120. ayet içe. Maide sürüsü bu ayetler bilen ayaklaşır. Şunun bilen Kur'an, Dastxan möcüsüdün bıraklı kıyamet günüdeki Uluq Allah bilen Meryem oğlu İsa otursudaki söhbet götürdü. Allah'ın İsa'ya belgen möcüzlerinin pevkaladı büyüklüğü kiyinki kavmi üçün fitneye sebep oldu. Onlar İsa'nı ilah deyip karıştı. Onun möcüzlük hikmetini düşünülmeyi fitne pasat ihtilabı düştü. Uluq Allah kıyamet günü bu hakta sual soraydı. Ey Meryem oğlu İsa, sen kişilerge Allah'ını koyup, ben bilen anamını işki ilah kılıyorlar dedin mi? Sürü maide 116. ayetinin bir kısmı.